Zaman zaman. Şu kadar ağaç kesiliyor. Bu kadar ağaç kesiliyor. Nerede yapılıyor bu haberi yok. Oraları bir gelip geçse görse görecek ki adeta savaştan çıkmış bir coğrafya. Güçlü bir Türkiye'yi bu şekilde imal ediyor. Biz işte bu çevrecilik anlayışımızın lafla değil, biz laf üretmiyoruz. Biz iş üretiyoruz. Ama hepsinden de öte bu köprü aynı zamanda çevreyi korumaya yönelik özellikleri olan bir köprü olacak. Niye? Çevreciyiz. Ve bu adımları atıyoruz. En kısa zamanda güzellikle kazasız, belasız itmamını nasip eyle ya Rabbi. Ama her şeyiyle dünyada örnek bir proje oluyor. Doğal değeri yüksek olan Belgrad Ormanları, Fatih Ormanları, Polonezköy Milli Park gibi orman alanları ile tarihi değeri olan bentlerin ve göletlerin korunması temel hedef olarak benimsenmiş. Göz alabildiğine direkt Belgrad Ormanı'nın içine doğru giriyor. Gümüşdere'nin güney sırtından başlıyor. Belgrad Ormanı'nın içinden batıya doğru devam ediyor. Güya trafiği çözecekmiş buradan geçen yol. Batıya doğru o. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Sağf Türkiye üzerine tezlerin 13. programıyla beraberiz. Bugün yeni bir konuğumuz ve konuklarımız var. Yeni Türkiye'yi inşa etmek başlığında konuşacağız. Sevgili Pelin Aşçı hocamızın 2020 yılında bitirmiş olduğu teziyle Yeni Türkiye'yi inşa etmek, devlet mekanı, altyapı ve vatandaşlık. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sevgili Murat Uçoğlu hocamız bizimle beraber olacak. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Hoş bulduk. Ve sevgili Fuat Ercan hocam. Hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba sevgili Hasan. Hoş geldiniz sevgili Murat. Hoş bulduk hocam. Teşekkürler. Az önce yani video kaydımızda da aslında görüldüğü gibi Kuzey Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kanal İstanbul ve 3. Köprü yolu Türkiye'de aslında AKP döneminin en yoğun konuşulan çılgın projeleri diye adlandırdıkları projelerin kendisiydi. Bugün devletin bu yatırımlarını, altyapıya dair dönük politikalarını, mekan politikalarını, vatandaşla kurduğu ilişkiyi, bunları kalkınma programı ya da Türkiye'nin gelişme süreci içerisinde adlandırdığı, tanımladığı dönemi belki konuşacağız. Son 20-25 yıl ama belki öncesinde daha yoğun bir şekilde konuşacağız. Sevgili Pelin Hocam, tekrar hoş geldiniz. İsterseniz sizin tezinizin bu hem ikinci kısmında çok yoğun anlatıyorsunuz ama esas olarak kavramsal çerçeveniz, teorik çerçeveniz, ampirik bulgularınız ve Türkiye'deki politik sürecin, ekonomik sürecin, siyasal sürecin, kültürel süreci iç içe geçiren bütün bu devlet, altyapı hizmetleri, yurttaşlık durumunu anlamanızı ve anlatmanızı rica edeceğiz. Buyurun hocam. Tamam. Çok öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim konuğum olarak katıldığı için. Ben kendimi tanımak gerekirse tezimi geçen sene York Üniversitesi Coğrafya bölümünde bitirdim. Üstünden de bir sene geçti. Fuat Hoca'ya söylüyordum. Biraz paslandım açıkçası. Ama bu
hani tezlerimiz zaten kütüphane raflarında çürümesin, paslanmayalım diye yapılmış bir olay olduğu için benim için de çok iyi oldu. Tekrar bitirdikten sonra dönüp ona baktım. Şimdi sizinle paylaşacağım için çok mutluyum. Küçük bir sunumum var, onu paylaşmayı deneyeceğim. Görebiliyor musunuz şu anda? Evet hocam, geldi bana. Tamam, şahane. Evet, benim konum Yeni Türkiye'nin inşası, devlet, mekan, yapı, infrastructure, yapı diye kullandım. Altyapı da diyebiliriz herhalde ve vatandaşlık ilişkisi. Birkaç tane farklı kavramı bir araya getirmeye çalıştım tezimde. Süre kısa olduğu için sizi de çok sıkmak istemiyorum. Hani hem anlatmaya çalışacağım hem de bir kısmını bırakacağım. Eğer daha sonradan sorular olursa hep beraber açabiliriz diye. Şöyle bir sunum planı olarak gitmem gerekirse öncelikle araştırmanın arka planından biraz bahsetmek istiyorum. Neden bu konuşmayı, konuyu çalışmayı seçtim? Nasıl bu hani hem vatandaşlık konseptine hem yapı, altyapı kavramlarına yöneldim. Onları biraz anlatmak istiyorum. Sonra kuramsal çerçevemden biraz bahsetmek istiyorum. Lefebvre'den oldukça etkilendiğim için bu projeyi yaparken de bayağı daha teorik kuramsal bir çerçeve kullandım. Ondan biraz bahsetmek isterim. Sonra kısaca yöntemlerim ve çok kabaca birkaç tane sonucumdan bahsetmek istiyorum. Bulduğum bu değişik kavramları birbirine eklemleyen ve sonuç olarak bizi yeni araştırmalarda götürülebilecek yeni yöntemler. Araştırmanın arka planı aslında benim için Gezi Parkı protestolarına gidiyor 2013'te. 2013'te ben doktoraya yeni kabul almıştım Kanada'da, Toronto'ya gitmek üzere. Yazın buradaydım ve o yaz sırasında da Gezi Parkı protestoları yaşandı. Bir gün işte kardeşim, annem, ben hep beraber parka gittik. Parktan dönüyoruz. Yalnız Kabataş yolundan dönerken yol tıkanmıştı, polis kapatmıştı. Bizim de karşıya Üsküdar'a geçmemiz lazım. O yolu kullanamadık. O yüzden daha uzatıp Eminönü'nden karşıya geçelim dedik. Tabii o sırada işte Beşiktaş'ta, Kabataş'ta inanılmaz farklı bir yani dünya yaşıyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Yani bir şeyi başardığımızı hissediyoruz. Oradan geçip Eminönü'ne geçince bambaşka bir dünyanın, ya aynı gün içinde, aynı sadece eve dönmek için Eminönü'nde bulduğumuzda bambaşka bir dünyanın içinde buldum kendimi. Sanki hani bu protestoların hiçbiri olmuyormuş, hayat günlük halinde devam ediyormuş gibiydi. Neyse, vapura bindik, Eminönü'nden Üsküdar'a geçeceğiz. Orada işte birkaç tane orta yaşlı adam, erkeğin konuştuğunu duydum. İşte bunları Taksim'de sallandırmak lazım, bunlar daha ne istiyorlar falan civarıydı. Önce dedim bir şey demeyeyim, yani karışmayayım, hani şey gitmesin. Fakat bütün vapur boyunca konuşulduğu için artık inişte doldum ve şey dedim, yani bu buradaki, ben de oradaydım ve buradaki insanların hani yani demokrasi istiyorlar, daha çok özgürlük alanı istiyorlar, bir haysiyet istiyorlar, kendi kişiliklerini ifade edebilmek, değer verilmek istiyorlar, bu toplumun bir ferdi olmak istiyorlar dedim. Ve bunun üzerine aldığım cevap bir tanesinden, otobüslerimizde artık klima var, otobüslerimiz çok iyi kullanacak yollarımız var, daha ne istiyorsunuz oldu. Önce tabii ne kadar sığ düşünce falan diye düşündüm, fakat o sözler benimle içimde kaldı sanırım. Çünkü bir yandan da o kişinin kafasında kendince bir toplumsal sözleşme olduğunu fark ettim. Yani devletten beklediği şeyler vardı. Devlet kendince o beklediği şeyleri ona sağlıyordu. O yüzden de bizim devleti desteklememiz, devleti desteklemiyorsak da işte böyle nankör, terörist, bir türlü dışlayıcı bir söyleme karşı ittirilmemiz çok normal geliyordu. Yani onun kafasında bir mantık olduğunu düşündüm. O yüzden sanırım vatandaşlık kavramıyla ilgilenmem ve yani vatandaşın illa özgürleştirici bir şey olmaması ama bir toplumsal sözleşmenin çok farklı koşullarda gerçekleşebileceğini düşünmeme yol açtı. Tabii bunlar olurken coğrafyada İstanbul'u, York Üniversitesi'nde coğrafyayı çalışıyorum, İstanbul'u çalışıyorum. Bir yandan 2013'ten itibaren, Gezi'den itibaren giderek artan bir otoriterlik ve tek adam rejiminin güçlenmesini görüyoruz. Ve aynı zamanda işte bu oradaki vatandaşın bahsettiği gibi de alt ve üst yapı yatırımlarında inanılmaz artan bir yükseliş var.
Yani 1990-2002 arası 10 milyar dolar yatırım yapılırken toplam 2002-2018 arasında 136 milyara kadar çıkmış bu yatırım fiyatları. Bu World Bank'ten aldığım grafikte de 2002'den özellikle mega projelerle beraber 2014 ve 2016 olan aralığında olan yükselişi görebiliyoruz. Ve bu insanlarda bir meşrulaşma, meşru hükümetin ve devletin meşru olduğuna dair bir fikir yaratıyordu. O yüzden biraz da buna bakmak istedim. Tezimde hem mega projelere, 3 tane mega proje, hem de konut projelerine baktım. Ben tezimi yapmaya başladığım sürede mega projeler üzerine odaklanan araştırmalar ve tezler vardı. Ayrıca bu kentsel dönüşüm projeleri üzerine bir ya da iki mahalleye bakıp onları derinlemesine inceleyen bir sürü makale ve araştırma vardı. Ben tezimde hem bu emlak, konut ve kentsel dönüşüm, yani hem emlak bir real estate olarak bir investment oluşuna bakmak istedim, hem de mega projelere beraber bakmak istedim. Yani daha hani mikroya inip mahalle incelemesindense daha tepeden ikisine beraber bakmak istedim. Çünkü fark ettiğim bir şey, o köprüler yükseldikçe ya da biz öyle hissettikçe insanlar aynı şekilde evlerinin de o şekilde yükseleceğini, kendilerinin de daha büyük hayat standartına kavuşacağını düşünüyorlardı. O yüzden tüm çerçeveyi anlamak için ikisini ayrı ayrı olmak yerine ikisini beraber incelemek gerektiğini düşündüm. Bu açıdan kuramsal çerçeveme geldiğimiz zaman yapı politikaları, infrastructure politics, son zamanlarda yükselen, yani altyapı ya da infrastructure benim için gerçekten hem bu mega projeleri hem de konut projelerini hem de devletin kendini bu yapı üzerinden nasıl meşrulaştırmasını anlatabilmemi sağlayan bir teknik oldu. Gerçekten farklı noktaları bağlamama sağladı. Bu noktada yararlandığım yazarlar Graham and Mervin, yapıya sadece böyle statik işte beton yapılmış orada duruyor oradan bakmak ziyade daha dinamik, farklı yerleri nasıl bir araya getiriyor, farklı temaları nasıl bir araya getiriyor, bu temalar üzerinden daha önceden düşünmediğim farklı alanları nasıl bir araya getirip aslında ortak şeyleri olduğunu çıkarabilir üzerinden bu yapı politikalarını kavramsallaştıran yazarlar. O yüzden onları gerçekten çok yararlı buldum. Tezin bir diğer ana konusu devlet mekan üretimi. Burada ilk başta da söylediğim gibi Lefebvre, Master'da da Lefebvre, kent hakkı üzerinden bir şeyler yapmıştım. Fakat onun, Lefebvre'in devlet mekan üretimi ve devletin mekan üzerinden kendini nasıl ürettiği fikri benim için çok aydınlatıcı oldu. Burada genelde Lefebvre çalışıldığında ben de bakıyorum kent politikalarında, kent hakkı üzerinden çalışılıyor Türkiye'de. Fakat benim için o abstract space dediği soyut mekan, mekan ve devlet işte bütün bu büyük yatırımlarıyla beraber mekanı nasıl değiştiriyor? Mekanı değiştirirken kendini nasıl değiştiriyor? Ve o değişim içerisinde devlet ve vatandaşlık ilişkileri nasıl şekilleniyor? Biraz ben onlara bakmak istedim. O yüzden bu devlet ve mekan üretiminde daha sonra biraz anlatacağım. Fakat soyut mekan tanımı. Yani kısaca bir anlatmam gerekirse giriş olarak buradan. Eğer yaşanan mekan ne kadar canlı, ne kadar farklı, ne kadar çeşitli, ne kadar karışık ve çelişkili ise devletin üretmeye çalıştığı soyut mekan o kadar standartlaştırmaya çalışan, homojenleştirmeye çalışan, sayısal olarak ölçüp birbiriyle karşılaştırmaya çalışan ve bu sayede de kontrol edebilen bir mekan. O yüzden bu soyut mekandan oldukça bahsediyorum tezimde, devlet ve mekan üretiminin. Ve yapı, yani infrastructure nasıl bu soyutlaşmayı sağlıyor? Mekanı nasıl bu şekilde metalaştırabiliyor ve soyutlaştırabiliyor? Burada birkaç çok kısa bir şekilde sıkmadan söylemek istediğim ana noktalardan biri. Bir kere ve burada aslında daha sonra değineceğim gibi kent bakımı, Tekeli'nin, İlhan Tekeli'nin toprak ve arsa arasındaki karşıtlığından da çok yararlandım. Yani
soyut mekandan bahsettiğimizde homojen, hiyerarşi haline gelmiş, sıralanmış, standart mekandan bahsediyoruz. Bunu yani bir şehri soyutlaştırabilmek için de yapı, altyapı hizmetleri ilk önce olması gerekenlerden biri. Çünkü yollar inşa edeceğiz ki farklı mekanları, farklı yerleri birbiriyle karşılaştırabilelim, birbirleriyle bağlantırılabilelim. Ondan sonra devletin gelip işte tapu tahsis, tapu belgelendirmesi, oraları ölçmesi, özel mülkiyet getirmesi lazım ki bunlar metalaşabilen, birbiriyle karşılaştırılabilen, pazarlık alınıp satılabilen yerler haline gelsin. Bu yüzden hem yapı benim için altyapı, hem konut politikalarını ve hem de mega projeleri bağladı. Fakat bunu yaparken aynı zamanda da bu devletin mekan üzerinden kendini nasıl ürettiği üzerine de Türkiye açısından çok açıkçası açıklık getirdi diyebilirim. Bir başka kavram tezimde kullandım, vatandaşlık. Bu vatandaşlık aslında daha sonra geldi. Tezin yani son iki senesinde geldi diyebilirim. Bu hem mega projeleri hem de kent politika, yani sahaya gittim, bir sürü işte mülakat yaptık, topladık, fakat bunları bir araya getirmekte çok zorlanıyordum. Bu hani nasıl bunları açıklayabilirim diye. Sonra sanırım arkamda işte o beynimin arkasında o ilk Taksim'den dönerken yaşadığım olay vardı. Yani biz şunu aldın, bunu aldın, daha ne istiyorsun? Orada bir toplumsal sözleşme vardı ve hani bu toplumsal sözleşmenin dışında kalanlar ve içinde kalanlar vardı. Ve mega projeler ve bu konut politikaları devletin kendini ürettiği ve mekanı ürettiği bir toplumsal sözleşmenin de parçalarıydı. Vatandaşlığı burada kavramlaştırırken daha da konuşabiliriz. Çünkü aslında savunmam da en çok bu konudan bana karşı çıkmıştı hocalarım. Onu sadece vatandaşlığı sadece özgürleştirici ya da yani bizi özgürleştirici ve daha illa iyi bir yere götürecek bir şey olarak almadım. Daha çok aslında Engin Işın'dan aldığım vatandaşlığın nasıl bir mücadele pratiği olduğuydu. Yani vatandaşlığın ne olduğu belli, vatandaşlık eşit olmak, özgür olmak anlamına gelmiyor. Vatandaşlık devlet ve onun konumları arasında bir ilişki ve bu ilişkiyi tanımlamak için her zaman bir mücadele var. Bu noktada da Engin Işın vatandaşlık üzerine yazdıkları benim için çok faydalı oldu. Ve onun aynı zamanda vatandaşlığın nasıl bazen Lefebvre tarafından baktığımız zaman da bir yandan özgürleştirici olabilir ama bir yandan da tam tersi standartlaştıran, farklılıkları sanki yokmuş gibi davranan devletin bir yönetme biçimi vatandaşlık. Yani ikisi de aslında olabilir ve önemli olan burada onun bir mücadele alanı olması. Engin Işın'ın çalışmaları da bu konuda bana çok yardımcı oldu. Lemanski'de yapı, infrastructure, altyapı politikaları ve vatandaşlık üzerine nasıl devletin vatandaşlarını ilk gördüğü ve vatandaşların da devleti ilk gördüğü yerin bu altyapı ve üst yapı çalışmaları olduğundan bahsediyor. Yani biz devleti ne zaman, nerede hissediyoruz? İşte atıyorum ki köprüyü kullandığımızda, yol şey yaptığımızda, elektriğimiz kesildiğinde, suyumuzda. Yani en basit şeyde devlet nerede deriz? Bu o yüzden altyapı ve üst yapı aynı zamanda devlet ve vatandaş arasındaki en böyle ilk interface diyebileceğimiz, en görülebilir yüz olduğu için de benim için önemliydi ve o görünebilir yüz üzerinden nasıl politikalar üretiliyor? Bir sorularımdan biri de buydu. Ve tabii ki bunları yaparken aslında fark ettiğiniz gibi sadece bir İstanbul hikayesi anlatmıyorum. Yani çok daha genel devletin üretimi, devletin mekanı geliştirmesi üzerine konuşuyorum. Fakat bunu yaparken gene Lefebvre'den aldığım kent açısından girmekti bu konuya. Yani sadece ve burada kenti bir analiz olarak çalışmıyorum. Yani hadi İstanbul'a bakalım neler söyle gibi değil. Kent daha çok bir gözlük gibi. Onu taktığımız zaman kent üretimi bize aslında devletin kendini nasıl ürettiği, vatandaşların nasıl ürettiği, vatandaşların devleti nasıl challenge ettiği, onunla mücadele ettiğine dair lens olarak kullanabiliriz. Burada da gene Lefebvre'den
ve Stephen Kipfer'dan özellikle etkilendim ve yararlandım. Yani en genel olarak teori kısmım böyle. Biraz fazla anlattım sanırım ama daha sonradan sorular olursa daha da açmak isterim. Burada araştırma sorularımdan bir kısmını koydum. Hepsini bu sunumla cevaplamayacağım fakat daha çok ilgi olan olursa daha sonra konuşarak ilerleyebiliriz. Bu teorik alan üzerine ilk sorularımdan bir mekanın üretimi olduğu için şimdi bu devlet kentsel dönüşüm ve mega ulaşım projeleri üzerinden mekanı nasıl şekillendiriyor ve devlet vatandaşlık ilişkisini nasıl yeniden düzenliyor? Bu benim genel sorum gibiydi. Genel Lefebvre'den bakarak peki tamam bunu yapmak için kentsel dönüşüm ve mega ulaşım projeleri hangi söylemler ile kamu önünde meşrulaştırılmakta? Nasıl sembolik anlatımlar kullanılıyor? Hangi yollarla meşrulaştırılıyor? Bu projeler nasıl uygulanmakta ve hangi birikim stratejileriyle gerçekleştirilmektedir? Sadece bir sembolik bir anlatım yok, sadece devletin söyledikleri yok. Bir de gerçekten materyal pratiklerde bu o videoda gördüğümüz gibi yani toprakların kazınması, oraya yeni sermayenin gitmesi gayet materyal pratiklerin yer aldığı bir şey var. Bu nasıl pratikler, nasıl bir şekilde bunları uyguluyorlardı ve bu birikim stratejileri gene vatandaş-devlet ilişkisi anlamında ne anlama geliyor? Vatandaş devletten ne bekliyor? Devlet vatandaştan ne bekliyor? Ve son olarak Lefebvre çalışanlar bilirler soyut mekan her zaman homojen olmaya çalışır, standart olmaya çalışır, birdir çok güçlü gözükmeye çalışır ama aslında Marksist bir gelenekten geldiği için çelişkilerle doludur bu mekanda. O bakımdan kent kullanıcıları, yani tamam devlet bunu söylüyor, bu birikim stratejilerini uyguluyor ama kent kullanıcılığı olarak vatandaşlar bu projeleri nasıl deneyimliyorlar? Onlar bunun hakkında ne düşünüyorlar? Hayatlarını nasıl değiştiriyor? Ve bu ölçüler, bu deneyimler ne ölçüde devletin dedikleriyle örtüşüyor? Örtüşmüyorsa örtüşmeyen yerlerden gelen direniş hareketleri neler olabilir? Bu direniş hareketlerinin limitleri nelerdir? Bunlar tezde cevaplamaya çalıştığım bazı sorular. Dediğim gibi bu sunumda hepsinden bahsetmeyeceğim fakat sorular oldukça konuşabiliriz. Araştırma metodları olarak çok kısaca gazete içerik analizi, özellikle Hürriyet Gazetesi'nin 2002 ve 2016'ya kadar, 2018'e kadar olan kentsel dönüşüm ve mega proje araştırmalarını taradım. O zaman daha ana akım bir gazeteydi, o yüzden seçmiştim ben daha başladım. Daha sonra daha da iyice yandaş dediğimiz gazetelere döndü. Genel olarak bir nasıl tanıtılıyor bu projeler, daha o temsili mekanları anlamak için kullandığım bir şeydi. Döküman analizi yaptım. İşte çeşitli mahallelerin planları, planlar nasıl değişiyor, şehir planlamaları, çeşitli raporlar, katılımcı gözlem, katılımcı gözlemcilikte çeşitli mahalle örgütlü mahallelere gittim. İşte çeşitli farklı direniş örgütleriyle beraber protestolara katıldım. 15 tane mülakat yaptım. Bu mülakatlar bazı işte kentsel dönüşüm mağdurları diyeceğim. O şekilde mobilize olmuş oturan kendi direnişçi insanlardı. Bir kısmı Kuzey Ormanları savunması gibi aktivist arkadaşlardı. Bir kısmı yani ya burada söylemem gereken hani bir yandan çok bakıyorum AKP hegemonyayı nasıl kurdu. Fakat yaptığım mülakatların çoğu bir iki dışında genelde bu projelere karşı olan insanlardı. O yüzden bu projelerin nasıl meşruluk yarattığını biraz da bu mülakatların o insanları bana anlattıklarından buldum. Yani direkt olarak gidip AKP'ye destek veren, bu projelere destek veren sadece iki kişi vardı mülakatlarda. Böyle bir limitasyonu da var aslında tezin. Onun dışındakiler hep aldıklarım diğer aktivistlerin yaşadıkları problemler, insanların onlara ne dediği üzerinden gelişti. Ve son olarak da sosyal medya analizinde de
artık yani Facebook'ta ve WhatsApp gruplarında çok şey konuşulup çok şey yapıldığı için benim için verimli alanlar oldu. Bu kısaca bir saha çalışması haritası alanı diyeceğim. Mahalleler için işte 3 mega projenin yerini görebiliyoruz. Mahalle bu kentsel dönüşüm mahalleleri için Cumhuriyet Mahallesi, Sarıgöl Mahallesi, Ok Meydanı, Fikirtepe, Tozkoparan bölgelerine gittim ve orada mülakatlar yaptım. Bu mahallelerin ortaya çıkışı açıkçası biraz daha doğaçlama oldu. Bir mahalledeki aktivist oturan kişi beni başka bir mahalleye yönlendirdi. O sayede orada kontaklar kurabildim. Fakat sonunda baktığımda gerçekten ilk senemde Avrupa yakasındaki mahallelerde olmuştum. Daha sonraki senemde Fikirtepe'yi de eklemek istedim. Çünkü orada bildiğimiz üzere çok daha farklı bir dönüşüm şekli vardı. Yani daha farklı, daha kişisel olarak ilerleyen bir dönüşüm şekli vardı. Daha büyük bir resim alabilmek için bir de orayı ekledim. Köylerde de, üç büyük projenin köylerine de Ağaçlı Köyü, Rumeli Feneri ve Garipçe köylerine gittim. Şimdi sonuçlara biraz bakmak gerekirse, sonuçta benim, bilmiyorum belki en böyle politik olarak etkisi olmayan ama benim çok zevk alarak yaptığım bir şey, bu Lefebvre'in soyut mekan, abstract space kavramı. Dediğim gibi biz daha çok hem Türkiye literatüründe hem de yurt dışındaki literatürde kent çalışırken daha çok kent hakkı kavramını kullanıyoruz. Ama benim çok ilgimi çektiği için bu soyut mekan, abstract space kavramını kullandım. Ve bunu devlet şimdi nasıl mekanı değiştiriyor, nasıl üretiyor üzerinden arsa, yani arsa kavramı, Türk kavramı ile birleştirdim. Şöyle ki nasıl soyut mekan homojenize etmek, standartlaştırmak, birbiriyle karşılaştırabilmek, farklılıkları yok etse, aslında arsa dediğimiz kavramda aynen budur. Yani çok farklı doğa yerlerine gidiyoruz, birbiriyle karşılaştırılamaz. Oradaki yerel insanlara sorsanız o nehri çok farklı bir şekilde anlatır ya da o tarlasını çok farklı bir şekilde anlatır, hayvanları üzerinden anlatır, oradaki ekoloji üzerinden anlatır etc. Ama arsa dediğimiz kavram tam tersi her şeyi sayılaştırmak, karelere bölmek, eşitlemek, alınıp satılabilir hale getirmek üzerinden ve de tamamen kontrolü daha sağlanması kolay olan bir metot. O yüzden arsayla yani arsayı bir Lefebvre'in soyut mekan kavramı olarak düşündüm. Bunu yaparken dediğim gibi İlhan Tekeli'nin toprak, arazi ve arsa arasında farklılık yaratıyor. Topraktan bahsettiğimizde toprak kullanım değeri olan bir şeydir. Yani bir tarımsal bölge olarak kullanılabilir. O zaman değeri ne kadar ekin verdiği, ne kadar verimli olduğuyla alakalıdır. Ya da sadece işte doğa parçası olabilir ya da bir yer koruma amaçlı, shelter amaçlı kullanılabilir. Yani bize verdiği günlük değerle alakalı bir şeydir. Arazi olarak daha şehrin dışında kalmış, tam arsalaşmamış ama tam olarak yani toprak halinde de olmayan bölgelerden bahsediyor. Ve arsa olarak bu bahsettiğimiz şehirde parsellenmiş, devlet tarafından tanımı yapılmış, özel mülk hakları olan ve altyapıya sahip, bu sayede alınır satılabilir olan toprak parçasından bahsediyor. Burada baktığım şey de, yani bu arsa üretimi üzerinden devlet kendini nasıl yeniden üretiyor? Türk devleti yeniden nasıl üretiyor? Bunun için işte pek çoğumuzun bildiği gibi TOKİ ve kurulan yeni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı emlak konut projelerine baktım. Burada hasılat paylaşım modelini falan anlattım. Çok çoğumuzun bildiğini düşündüğüm için burada şey yapmayacağım. Fakat gerçekten bu yeni AKP altında yani sürekli bir arsa yaratan devlet modeli. Arsayı yaratıp kontrolü o şekilde onun üzerinde kuran bir devlet modeli.
ana mekanın arsa olduğunu düşündüm ve bunu tartışmaya çalıştım. Burada kısa bir örnek olarak baktığımız zaman devlet arsa üzerinden nasıl kendini güçlendiriyor, nasıl kendini üretiyor, rant nasıl sağlıyor. Üç işte mega projenin yerini görüyoruz. Gördüğümüz o sarı olmuş yerler son bunu baktığım zaman 2018'e kadar baktım fiyatı giderek artan ilçelerdi. Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece emlak fiyatları ve arsa fiyatları giderek artan şehirlerdi. Ve aynı şehirlerde hem kendi devletin aldığı rezerv alanı var, Kanal İstanbul'u tamamen kapsayan, devlet tarafından üretilen emlak konut projeleri var. Görebilirsiniz gene çoğu bu sarı alanda fiyatları artan yerlere düşüyor. Başka bir örnek olarak Mini Airport City, Küçük Airport THY ile beraber emlak konutun yapacağı bir airport city var. Yani direkt olarak burada devletin özel sermaye ile beraber işbirliği içinde şehri nasıl kendi rantı ve kendi çıkarı için değiştirdiğini görüyoruz. Ve bu hani arsa üretiminden kendine nasıl direkt bir kazanç çıkardığını görüyoruz. Peki bu arsa modeli, bu bahsettiğimiz toplumsal sözleşme için ne diyor? Yani ne demek? Nasıl arsa şey yapıyor? Toplumsal sözleşme de işte bu arsa, bu hatta Erdoğan'ın çok geçenlerde bir söylemi vardı. Araziyi arsaya dönüştürmek çok zahmetli ve çok zor bir iş diye. Bunu nasıl sunarak, bunu nasıl meşrulaştırıyor? Hepimizin bildiği gibi neo-Osmancılık ve özellikle milliyetçilik burada çok detaya girmeyeceğim ama daha tartışmak istersek sonuçta tartışabiliriz. Çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Burada da gördüğünüz fotoğrafta işte 3. köprünün açılışında bir vatandaş Osmanlı bayrağı almış, fes takmış ve hani gerçekten Osmanlı haline dönüyoruz. Büyük Türkiye oluyoruz bu modellerle. İnsanlar da böyle bir hava verebiliyor. Bu şekilde bir meşruluk var. Türkiye büyüyor. Aşağılık kompleksinden kurtulacağız artık. Biz de birinci dünya sınıf vatandaşları olacağız anlamı var. Bir ikinci şeyi böyle bir kontrakt, bir sözleşme olarak gösterebilirsek özellikle tarih bölümümde baktığım Kemalist sürekli bir onlar elitisti, onlar halkı dışladı, onlar halka dair hiçbir şey yapmadı. Şimdi biz bu alt ve üst yapı hizmetlerini getiriyoruz. Biz bu vatandaşlık farkını ortadan kaldıracağız. Erdoğan'ın söylemlerini hepimiz hatırlarız. Artık benim Ayşe teyzem de uçak kullanacak, havalimanlarından gidecek. Artık benim Remzi amcam da işte kaloriferli, badanalı ve lüks evlerde oturacak. Yani bu yapının işte büyük Türkiye oluyoruz. Onun yanında bir de bu ana kadar gelmiş geçmiş vatandaşlık eşitsizliklerini kaldıracak bir sistem olduğu iddiasıyla sunuluyor. Bu bağlamda bakarsak devlet diyor ki vatandaşlarına ben size işte ben bunları yapacağım. Benim görevim size daha iyi alt ve üst yapı hizmetleri sağlamak. Bu sayede siz birinci sınıf vatandaş olacaksınız. Fakat bir bu var. Bir de alttaki retoriğe, alttaki söyleme bakarsak yalnızca birinci sınıf servislerden yararlanmakta kalmayacaksınız. Aynı zamanda çok açık bir şekilde size rant vereceğim, size para paylaştıracağım mantığı da var. Bu özellikle hem mega projelerde hem de ev bölgelerinde çok belirgin bir şey. Yani bir şehircilik bakanımız var ki rant kötü bir şey değildir. Rant'dan ekmek doğar, bir şey doğar. Yani çok açık bir şekilde devletin ben size hem iyi bir hizmet sunuyorum hem de bakın cebinizi dolduruyorum bu rant sayesinde. Bu rantı beraber yaratacağız, sonra da beraber paylaşacağız mantığı görüyoruz. Ve bu devletin bir nevi görevi haline geliyor.
yine bu konuyu konuşmak istersek konuşabiliriz. Saha çalışmasından da örnekler de verebilirim. bu peki bu hizmetleri sunmak ve bu rantı dağıtmak karşılığında devlet halkından ne bekliyor? Bir kere bu metalaştırma sürecine katılmak, bununla yükümlü olmak bir görev. Gittiğimiz yerlerde bu yüzden aktivistlerin, katılmak istemeyen mahalle insanlarının çoğu konuştuğum zaman ya terörist olarak dalgalanıyorlar, damgalanıyorlar. Ya işte sen solcusun, sen çok uçsun diye damgalanıyorlar. Ya çok bencilsin, sen kendin için daha fazla rant istiyorsun. Halbuki rantı hepimiz paylaşmalıyız diye böyle bir mahalleden dışlanma var. Yani bu rant üzerinden katılmayanlar vatan haini ilan ediliyor. Ve bu sözleşmenin mantığında da meşru bir şey. Bu bunu meşrulaştırıyor. Bu bağlamda da yine bu sözleşmenin bir kuralı olarak her vatandaşlık sözleşmesinde olduğu gibi gerektiğinde kendi bireysel haklarından toplum yararı için vazgeçmek. Burada da zaten dediğim gibi şey görüyoruz. Karşı çıktığın anda sen topluma karşı geliyorsun, sen vatan hainisin, sen bilmem nesin, bu senin hakkın değil şeyine gidiyor. Ve bu da direkt zaten otoriteryanizmi besleyen bir şey. Yani bu altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla artmasıyla, bunu bir hak olarak verilmesiyle artan otoriterinizm ve artan politik haklardan mahrum bırakılması, altan politik haklardan mahrum bırakılması el ele gidiyor. Ve hani bir yandan diyebiliriz ki yani nasıl oluyor bu, hani insanlar bu kadar demokratikleşmesine rağmen bu sistemi hala savunuyor. Aslında bunlar birbirine hiç zıt değil. Tam tersi, bu anlaşmanın içinde kendilerince birlikte mantıklı yürüyen kurallar ya da normlar diyelim. tabii ilk başta dediğimiz gibi soyut mekan ne kadar kendini homojenize, ne kadar güçlü, ne kadar milliyetçi, ne kadar kırılmaz göstermeye çalışsa da aslında bir Marksist gelenekten geldiği için Lefebvre içinde çelişkilerle doludur. Yani o sadece yaratmaya çalıştığı bir görüntüdür. Ama aslında baktığımız zaman pek çok içinde boşluk ve sorunlar görürüz. Burada da bazı çelişkilerden biri, en basit örnek vermek gerekirse, daha gene konuşma sırasında detaylı konuşmak istersek başka konulardan da konuşabiliriz. Ama en basiti kullanım değeri ile değişim değeri arasındaki, use value ve exchange value arasındaki çelişkiyi burada da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hem mega projelerde hem de konut projelerinde. Yani bir yandan böyle işte harika bir dünya havası yaratılıyor. Ben size birinci sınıf hizmetler sunacağım, vatandaşlık farkını kapatacağım, rantı da dağıtacağım. Böyle bir hayali bir abstract space var devlet tarafından sunulmaya çalışan. Fakat gerçeğe baktığımız zaman aslında gerçeğin, o lived space'in çok daha bundan uzak olduğunu görüyoruz. Bu konuştuğum mülakatlarda da insanların işte o insanlar bu mekanı nasıl deneyimliyor şeyinden ortaya çıkıyordu. Özellikle kentsel dönüşüm alanlarında konuştuğum insanlar ilk başta çoğu kentsel dönüşüme olumlu bakıyorlardı. Bu da anlaşılabilir bir şey çünkü evlerinin yenilenmesini istiyorlar. Asansör isteyen mesela çok vardı. Yani yaşlı bir adam ve asansör olsa iyi olur diyor. tapusu olmayan kişiler tapu olacağı ümidiyle buna bir şey yapıyor. Yani bir devletten bir altyapı ve üst yapı beklentisi var. Devlet buraya ilk olarak gittiğinde ben size bunu yapacağım, bugüne kadar kimse yapmadı ama ben elimi taşın altına koyuyorum dediğinde insanlardan olumlu bir dönüş oluyor. Fakat bu use value ve exchange value arasındaki farka baktığımızda, ya devlet bu hayali şeyi nasıl yaratabilir? Yaratamaz. Özellikle bir yandan kendi adamlarını besleyecek, şey yapacak. Baktığımız zaman bir örnekte mesela daha fazla exchange value, daha fazla değer üretebilmek için müteahhitlerin evleri olabildiğince küçük, çok daha az alana olabildiğince çok daire yapması lazım. Yani bu rant yaratabilmek ve rant dağıtabilmek için. Bunun sonucuna baktığımız zaman konuştuğum pek çok insan
bu konuda hayal kırıklığına uğramıştı ve bundan üzgünlerdi. Ve devletin kendilerine bu noktada bir kazık attığını düşünüyorlardı. Bir örneğe bakarsak Sarıgöl'deki bir mülakatta Başbakan buraya kentsel dönüşümü başlatmaya geldiğinde ne dedi? Eliyle bu evleri gösterdi ve yeni yapılacak binalar sadece bodrum artı 4 kat olacak dedi. Şimdi bu dedikleri ucube 17 katlı binalara bak. Daireler resmen tabut kadar. Gene Fikirtepe'de bir örnek. Dairelerini alanlar mutlu değil. Neden? Çünkü müteahhit onlara size 3 artı 1 daire vereceğim dedi. İnsanlar 3 artı 1 daire düşününce genelde 100 metrekare civarı bir şey düşünüyor. Bina bitti, gittiler bir baktılar, daireler çok küçük. O yatak odalarına çift kişilik yatak bile sığmaz. İnsanlar bunu görünce tabii çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yani burada yaratılmaya çalışan böyle mükemmel bir toplum sözleşmesi olduğunu görüyoruz. Ama aslında devlet bunu dağıtamıyor. Ve bu da sistemde çelişkilere ve yeni açıklıklara, direniş için olabilecek yeni alanlara yol açıyor. Bu gene çok kısa bir şekilde baktığımda burada da gene farklı şeyleri, direnişin nasıl ilerlediğini ya da direnişi olan bazı sınırlamaları konuşabiliriz. Fakat bunu anlattığımda böyle sanki hiç direniş yokmuş, her şey harika ilerliyormuş gibi bir resim olmasını istemiyorum. Tam tersi, dediğim gibi çelişkilerle ve sorunlarla dolu bir sistem. Burada bir sürü işte mahallelerin örgütlendiğini, bu projelere karşı çıkmak için bir araya geldiğini görüyoruz. Mega projelerde bir sürü çevre aktivistinin bir araya geldiğini görüyoruz. Ve bu hem kentsel dönüşüm projelerine hem de mega projelere karşı hareketlere baktığımızda ortak dilin bir ranta karşı örgütlenmek olduğunu görüyoruz. Pardon. Ve ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ranta karşı örgütlenmek ve rant sözcüğünü özellikle kullanmak tam anlamıyla da bu devletin kurmaya çalıştığı vatandaşlık kavramına ters çıkmak. Yani devlet bir yandan vatandaşı onu dinleyen, ranttan gerekli payını alan, memnun kalmadığı şeyde susan biri olarak tanımlarken bu hareketler vatandaşı, hayır tam tersi, biz böyle rant karşılığında bir devlet ve vatandaş arasındaki ilişki böyle bir basit bir alışveriş değildir. Tam tersi, biz bu sistemde söz hakkı söylemek istiyoruz. Biz bu şehrin nasıl yaşanacağına dair karar vermek istiyoruz. Biz buna katılmak istiyoruz diyerek tam olarak o devletin yaratmaya çalıştığı, kurmaya çalıştığı sözleşmeye karşı bir hareket yürütüyor. Ve ben bunun dediğim gibi önemli olduğunu düşünüyorum. Limitlerinden de konuşabiliriz daha sonra. Hani bugün iki mega proje bitirildi. Pek çok mahallede önce bir geri çekilme oluyor, sonra tekrar devlet giriyor, başarılı. Bunlardan konuşabiliriz. Gene de ben bunun yani söylemsel olarak ve hareketsel olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten tam anlamıyla devletin kurmaya çalıştığı o çelişkileri açığa çıkaran ve onun vatandaşlık kavramını ve anlayışını sarsan bir hareket. Bunlar işlerim. Öyle, çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok geniş bir teorik çerçevede sunuldu. Belki ikinci kısımda ya da sonrasında Türkiye'de altyapı yatırımlarının gelişimi devletin dönemsel politikalarında sorarız ama şimdi isterseniz Murat hocam sizinle devam edelim. Size mekan konusunda çalışan biri olarak değil ki buradan hocamı tam da bıraktığı yerden, yani devletin toprakla, mekanla, yurttaşlıkla, yurttaşla kurduğu ilişkiyi siz nasıl izlediyorsunuz ve Pelin hocamın tezinin ne dair belki de söylemek istediklerinizi de ekleyerek. Buyurun sen. Teşekkürler. Teşekkürler Pelin bu güzel sunum için. Tabii ben Pelin'le ben bir yerde kader ortağıyız. Aynı dönemde York Üniversitesi'nde doktoraya başladık. Ve hatırladığım kadarıyla 5-6 ay arayla doktor olduk. Yani Pelin benden önce oldu. Galiba bir 6-7 ay sonra da ben oldum.
O yüzden Pelin'in çalışmaları her zaman benim için de önemli olmuştur. Şimdi burada öncelikle birkaç şey söylemek istiyorum. Belki de Pelin'e soru olarak sormak istiyorum. Ama bunlar hani cevaplandırması gereken sorular olarak görmesin. Belki bir sonraki, daha sonraki çalışmalarında bunları kullanabilir vesaire ya da cevaplandırmak isterse de belki yeni bir tartışma olarak bunlara bakabiliriz. Daha çok tezin metodolojik ve teorik kısmıyla alakalı sorular olacak. Ondan sonra ben de evet mekanın üretimi ve bunda vatandaşlık, kentlilik ilişkisi nasıl yeniden kurgulanıyor özellikle de İstanbul üzerinden bundan bahsedebilirim. Ben de yakın zamanda Şubat ayında doktor oldum ve benim çalışmam da ben daha çok konutun finansallaşmasına bakmıştım ama ona yeni bir açıdan bakmıştım. Daha doğrusu yeni bir açı getirmeye çalışmıştım. Çünkü konutun finansallaşması genel olarak sermaye birikimi vesaire evet bunlar üzerinden anlatılıyor ki bunlar tamamen doğru. Bir de tabii genel olarak hani özellikle de işçi sınıfı mahallelerinde ya da alt grup mahallelerinde yerinden edinme pratikleri üzerinden de anlatılan bir konutun finansallaşması vardı. Bense büyüme modeli olarak konut finansallaşmasını ele almıştım. Bu bir büyüme modeli belli yerlerde, özellikle dünyanın belli yerlerinde ve burada Kanada ve Türkiye karşılaştırması yapıp Toronto-İstanbul karşılaştırması yapmıştım. Daha sonra ben tabii daha çok suburbanization dediğimiz kentsel yayılmayı çalışıyorum. Burada da kentsel yayılmanın bu boyutuna bakmıştım. Tabii ben bunu finansal boyutuna daha çok finansal boyutuna baktıktan sonra Pelin'in tezini daha sonra okumuştum ve evet benim tezimin eksik tarafı buymuş. Yani eksik tarafı varsa o da Pelin'in yazdıkları ideolojik kısmı ve bundan nasıl mekan ve vatandaşlık üretiliyor. Gerçekten o yüzden çok etkilenmiştim. Çok hoşuma gitmişti onu okumak. Sanki hani resmen bakmadığım perspektifi bana göstermişti. Burada Pelin'e de o yüzden şeyi sormak istiyorum. Hani tezinde sen neyi daha iyi yapmak isterdin? Hani ne oldu da seni biraz şey yaptı? Bazı şeyleri yapmayı engelledi. Evet, Türkiye'deki siyasal durumlar vardır vesaire ama daha çok metodolojik olarak bahsediyorum. Bir de teorik olarak açıkçası bu soru bana tez savunmanda da bana sorulmuştu. Hani biraz senin tezini okuyunca o benzer bir soruyu yani biraz dönüştürerek sana da sormak isterim. Şöyle ben tezimi biraz evet Lefebvre biraz bende de vardı ama ben daha çok Gramsci üzerinden kurmuştum. Gramsci'nin hegemonya teorisi kurmuştum. Ve burada da bu hegemonya teorisini kurarken karşıma aldığım literatür de Foucault'cu literatürdü. Çünkü Foucault'cu literatürün finansallaşmayı bir tür kişisel performans ve kişilerin kendilerini işin içine eğitim vesaireyle dahil ettim. Bir tür yönetimsellik diye galiba Türkçe'ye çevriliyordu değil mi? Governmentality ya da yönetim zihniyeti. Bir tür bir yönetimselliğe dahil olması olarak görürlerken ben finansallaşmayı bir tür yeni devletin kendisini meşru kılmak için bir tür yeni hegemonya arayışı olarak ve burada da Pelin'in o meşruiyeti anlatırken söylediği gibi bir tür büyüme aracı olarak ben de kullanmıştım. Hani bir tür meşruiyet bulma, meşruiyet arama, burada da büyüme, ekonomik büyümeyi ortaya koymuştum. Bana şöyle bir eleştiri gelmişti Susanna Soderbergh'ten. O tezimde dışarıdan gelen yani misafir hoca kendisiydi. Neden bu kadar kibar davrandın eleştirini yaparken demişti. Yani ben biraz daha çok diplomatik bir dil kullanmışsın. Daha sert olamaz mıydın demişti. Ben de Pelin'e benzer bir şey soracağım. Çünkü başlangıçta bir tür David Harvey ve benzerlerinin eleştirisi var. Yani acaba hani daha Lefebvre'i çok ekonomik tanımlıyorlar. Çok ekonomiden aslında Lefebvre'in hani mekanın üretimi daha sosyal bir şey. Daha farklılıkları birçok şeyi içinde barındıran bir şey. Hani sen burada nasıl daha keskin bir eleştiri yapmak isterdin?
Bununla alakalı bir soru sormuş olayım, teorik çerçeveyle ilgili de. Hani eleştirini nasıl daha keskinleştirmek isterdin? Son olarak da yine metodolojiyle ilgili belki çok küçük bir şey, çok küçük bir soru. O da bir karşılaştırma yapsan sen nerelerle karşılaştırmayı düşünürdün İstanbul'daki gelişmeleri? Yani öyle bir şey, ama bu hani bunu cevaplamasan da olur. Ama belki sonraki zamanlar için senin için de belki bir araştırma fikri olur. Tekrardan bu çalışmalara dönmek istersen. Bunun yanında şimdi birkaç şeyden ben de bahsetmek istiyorum. Şimdi toplum sözleşmesi kavramı gerçekten çok ilginç oldu okurken benim için. Şöyle, ben son senelerde Türkiye'de biraz daha tersini düşünüyorum. Toplum sözleşmesinin ortadan kalkıyor mu acaba? Toplum sözleşmesi Türkiye'de olanlar, son senelerde olanlarda toplum sözleşmesi acaba bir tür ortadan kalkıyor mu? Yani o vatandaşlık ve devlet arasında, vatandaş ve devlet arasında olan bağ, onu ortaya koyan hukuk, pratikler, tarih içinde gelişmiş kurumlar, yapılar vesaire, bunların hepsinin bir şekilde ortaya çıkardığı toplum sözleşmesi acaba bir şekilde ortadan mı kalkıyor diye düşünüyordum. Ama Pelin'in söylemek istediği benim için son derece önemli. Çünkü şu açıdan, evet, belki biz belli bir açıdan toplum sözleşmesinin ortadan kalktığını düşünebiliriz, ama başka bir açıdan da yeni bir toplum sözleşmesi başka kesimler için yaratılıyor. Bu son derece önemli bir katkı. Acaba belki de yani çok orijinal bir katkı olarak görüyorum ben bunu. Literatüre çok orijinal bir katkı olarak görüyorum. Ama burada şu bence çok önemli. Rantın yaratılması ve bunun üzerinden bir yeni bir toplum sözleşmesi yaratılması. Bu çok önemli bence. Şu açıdan önemli. Hatta ben bunu daha önce çok önceden bir sunumda anlatmıştım. O zaman Türkiye'de bütün bir konut piyasasının yandaş kapitalizme bağlı olduğuna dair, yani son 15 yıldaki bütün bir konut piyasası gelişiminin yandaş kapitalizmine bağlı olduğuna dair bir şeyi 2015'ti galiba ortaya atmıştım. Orada da şundan yola çıkmıştım. Şimdi 2019'da biz bir kitap çıkardık. Pelin de biliyor o kitabı, hatta şurada göstereyim. Massive Suburbanization diye. Murat Güney, kendisi şu an İstanbul'da planlama ajansında. Roger Kyle ve ben. Roger Kyle de benim tez danışmanımdı. Böyle bir kitap çıkarmıştık. O kitabın tabii hikayesinde şöyle bir şey vardı. 2015 yılında bir workshop, bir atölye çalışması düzenlemiştik İstanbul'da. Orada da birçok insan işte çalışmalarını sunmuştu. İşte bu kitaba dair nasıl bir katkı yapılacağına dair. Orada Boğaziçi Üniversitesi'nden çok da saygı duyduğum Sayın Tuna Kuyucu da vardı. Ben şöyle bir sunum yapmıştım 2015 yılında. Bütün bu konut, yani o zaman biz ona Massive Suburbanization demiştik. Kitabın adı da o. Hani Massive Suburbanization. Bütün bu İstanbul'da yaşanan Massive Suburbanization bir tür yandaş kapitalizmiyle dayalı büyüme şeyi yaratmaktı ve orada da bir rantiye sınıfı yaratmaktı. Tabii Tuna Hoca o zaman bana karşı çıkmıştı. Demiştik ki ben sanmıyorum, demişti, rantiye sınıfının oluşumu, ama demişti yani yine de bakmak lazım buna, demişti. Yani biraz Pelin'in şeyini okuyunca kendimi haklı hissetmenin mutluluğu da oldu. Yani çok çok önemli bir boyut. Yani bu rantiye bir yandaş kapitalizm Türkiye'de var ve bunun topluma bir rantiye toplumu yaratmak olarak sirayet etmesi ve bunun üzerinden bir vatandaşlık tanımının oluşması, ki bunlar son derece önemli katkılar. Burada birkaç şey söylemek istiyorum. Vatandaşlık vesaire ile ilgili belki bunlar da çok derece önemli konular olacaktır. Belki daha sonra da bunları bir soru olarak
alıp sonra tartışabiliriz. Burada küçük bir eleştiri, belki küçük de bir eleştiri olacak bu çalışmaya. O da şu, vatandaşlı bir mücadele pratiği olarak tanımlama var. Doğru olabilir ve mantıklı, ama bir yandan da sanki vatandaşlık derken resmi vatandaşlıkla anlatılan mücadeleye dayalı vatandaşlık arasındaki farkı nasıl yaratabiliriz? Onu belki daha çok açabilirsen iyi olur. Çünkü şundan dolayı şunu söylüyorum. Kentlileşme ya da kentli olma, kentsel mekan üretilirken buna dahil olma, işte bu bizim kent hakkı dediğimiz şeylerden bahsederken, soyut mekan yani kapitalizmin mekanı nasıl üretirken buna karşı olma ya da bunun içinde olma vesaire gibi pratikler, hepsi kentli olma, kentlilik vesaire. Ama kentli olmak, kent vatandaşı kavramı gibi bir şey yaratabilir miyiz gerçekten? Veya kentli olmayı nasıl tanımlayabiliriz? Yani burada ben çünkü şundan hareket ediyorum. Ben suburbanization, kentsel yayılma çalışmıştım ve Kanada'nın suburblerinde de uzun süre çalışmalar yürüttüm. Birçok insana göre ki Toronto'nun civarındaki suburblerde aslında ben çalışmalar yürütmüştüm ki Toronto bayağı merkezi bir şehirdir Kanada'da. Kanada'nın en büyük şehri ve en ekonomik olarak da en büyük hacmi yaratan şehri ve bölgesiyle beraber gayet büyük büyük Toronto bölgesi vardır burada. O bölgesiyle beraber 400 milyar dolara, Kanada doları olarak yakın bir gayri safi milli hasıla yaratan bir bölgeden bahsediyoruz. Vesaire. Ben orada şunu görmüştüm. Birçok insan için aslında şehir nedir, nasıl nedir, şehirli olmak nedir? Tam olarak belli bir alan değil. Biraz flu bir alan. Yani Kuzey Amerika'nın sebeplerine bakarsak vesaire veya dünyanın birçok özellikle Anglo-Sakson dünyasında, daha sonra Avustralya belki o tür çalışmalar da var. Şehir neresidir? Şehirli olmak neresidir vesaire, bunlar belki de tartışacağımız şeyler. Yani birçok insana göre aslında şehir hala Paris, Londra, Berlin. Onlar şehir. Hatta Paris olunca da Paris'in tarihi bölgesi. Yani Grand Ensemble dediğimiz banliyöler değil. Veya Berlin'in suburbleri banliyöleri değil. Londra'nın uzak banliyöleri, suburbleri değil. Yani şehir nedir? Yani şehir nedir? Yani şehirlilik nedir? Bunları bu şekilde belki de tartışmak da lazım kentliliği tartışırken. Çünkü bu vatandaşlık meselesinde de önemli. Çünkü bu bize şehre verdiğimiz değeri de gösteren bir şey. Yani kendimizi şehirli görüyor muyuz? Şehre ne kadar ait görüyoruz? O mekanı dönüştürmeye ne kadar ait görüyoruz? Ve bu da zaten belki de soyut mekanın şehrin daha çok dışında üretilmesine bir meşruiyet sağlayan bir şey. Zaten suburb dediğimiz alanlarda bunlar üretildiğinde belki de o alanlardaki insanlar zaten ne kadar kendini İstanbul'a dahil hissediyorlar. Öyle değil mi? O yüzden hani bu projeler belki şehrin daha çok dışına yapılıyor. Tabii bunun içinde arsa rantı vesaire de var ama belki bir sosyal boyut olarak. Çünkü şu beni çok etkilemiştir her zaman. Stefan Kipfer, Pelin'i de çok yakından tanıyor. Onun komitesindeydi, benim de komitemde. Kendisi Gramsci üzerinden Lefebvre tanımlamasını dünyada en iyi yapan insanlardan bir tanesi. Suburbanization konusunda bir gün tartışırken o da çok önemli bir şey söylemişti. Bütün bir kentsel yayılma aslında kentsel mücadelenin ve devrimsel hareketlerin önüne geçmek içindir demişti. Yani çünkü bu buradan hareketle o mücadele vatandaşlık eşitliğine bir vurgu yapmak istiyorum. Yani bütün bir kentsel yayılma aslında bu tür bir mücadele pratiğinin önüne geçmek. Yani bir Gezi Parkı mücadelesi var çünkü o şehrin hem tam merkezinde. O yüzden çok büyük bir mücadele olabildi belki de. Ama aynı dönemde tam Gezi Parkı olayları biterken büyük bir doğa katliamıyla 3. köprünün temelleri atılırken o kadar çok az kişi vardı protesto etmek için. Çünkü çok uzaktaydı. Şehrin çok dışında vesaire. Yani bunu
belki de bir tartışma olarak devam ettirebiliriz. Şu anlık bu kadar söyleyebilirim. Devam edebiliriz. Daha çok açabiliriz sonrasında. Teşekkürler. Gerçekten çok güzel ve açıklamanız kadar aynı zamanda değerli sorular sordunuz. Çok sağ olun. Umut Hocam, isterseniz sizinle devam edin. Belki buradan sevgili Pelin Hocam sanırım 3. bölümdeydi. Bir soru soruyordu. Çok hoşuma gitti. Peki diyorsunuz kapitalist devlet mekan süreci kenti nasıl diye bir soru soruyordunuz. Belki hem sevgili Pelin Hocam'ın tezine dair hem de bu kapitalist devlet mekan ilişkisine dair nasıl görmek istersiniz? Buyurun lütfen. Ya öncelikle sevgili Pelin'e çok çok teşekkürler. İnanılmaz güzeldir. Temiz, akıcı bir sunuş yaptı. Bayağı şey. Hani içimden hep şey dedim işte. Şu dönem bir İstanbul'a kanal muhabbeti var. Kanal İstanbul muhabbeti. Hatta bu konuda insanlar çok çalışıyor. İki şeyi birlikte diledim ama ne yazık ki olmuyor. Birisi keşke herkes şu an Pelin'in anlatısını dinlese. İkincisi çok daha önemlisi. Ben çok daha öncelerden Pelin'in tezini okudum. Çok zevk aldım. Çok heyecanlandım. Çok şey de bana kattı. Onları da söyleyeceğim. Keşke tezi şu an Türkiye'de insanların yani bu mega projeler ve artık mega projelerin artık geldiği noktada İstanbul'a kanal konusunda gündemlerinde olan bir kitap olsaydı. Çünkü niye birkaç tane şey yani Pelin'in çalışmasını okurken her şeyden önce bir yani tam da hani öyle bir şey referans vermek istemiyorum ama Lefebvre'nin kullandığı bir kentin ve kentlinin ara noktada olması mutlak bir şey değil de dönüşüm halinde olma noktasında Pelin geçen şeyde de Perşembe Pazarını anlatan sevgili Müge hocamız öyle dedi bir deneyiminden hareketle tezin vatandaşlık kısmına geçmiş. Tam da bu bir kentin içindeki bir yaşayan birisinin göreceği bir şey. O yüzden mesela sevgili Müge Hoca da şeyi gündemi getirmişti. Sevgili Hasan Anlı hatırlarsın belki. O da işte ben Gezi'den sonra böyle bir konuyu seçtim diyor. O anlamda bağlantı kuruyoruz. İşte bir önceki hafta Cevahir Lefebvre üzerinden 3 dönemi ele aldı. Daha önce Haydarpaşa gardırgarı kalacak şeyi. Ama sevgili Pelin'in şöyle bir farklılıkları vardı. Sıla'nın anlattığı o mutlak rant dediği, grant rant'in İstanbul üzerindeki anlatısını yaparken belki Türkiye'deki arkadaşların o yüzden Pelin çok bilinçli bir şekilde üstüne vurgulayarak yaptı. Tezinde de söylüyor. Türkiye'de Lefebvre derken daha çok David Harvey'in tamamen katıldığım şey Pelin'e birazcık mekanikleştirilmiş bir Lefebvre analizine karşı Schmidt'lerden falan bir de kendi deneyimden hareket etmesi çok önemli. Yani Lefebvre eşittir Harvey değil. Lefebvre Harvey alıp onu güncellemiyor. Aslında çok azaltıyor. O Pelin'in tezi orada önemli bir katkıda bulunuyor. Birinci şey o yani o Lefebvre bir kenti çok farklı sosyal disiplinlerin farklı alanlarını içeren bir canlı varoluş olarak ele aldığı için uzak etki, yakın etki. Pelin tam da onun içinden geçiyor. O yüzden böyle bir mekanik bir Lefebvre ya da Harvey'in bence kurduğu dilin dışına çıktığı için çok önemli. Belki de işte Gezi mücadelesinde o vapurdaki söyleşi iyice kenti tanımlayan bir dile dönüştürmüş. O çok anlamlı çünkü kent sadece ve sadece uzak etki olan işte sermayenin yeniden yapılanması, sermaye adına kullanılan bir devlet değil. İkinci boyut orada bence çok önemli. Benim çok az bildiğim boyuttu ve tezi okurken çok etkilendim. Bu kente ait analizlerde bir vatandaşlık kurgusunun içine girmesi. O benim herhalde tembelliğim. Çünkü çok referans verdi. Engin Işın'ın şeyini bir yıl ben de bulundum postdoc ya misafir hoca olarak. Demek ki o zaman bağlantıları kuramamışım. Pelin çok güzel orada vatandaşlık şeyini kuruyor. Ama bu sefer aslında ilginç bu
sevgili Murat'ın metinlerini de okurum ki işte hegemonya ile aslında Pelin'in anlattığı Lefebvre arasında çok bence ortak şeyler var, boyutlar var. Ama orada güzel olan şey şu, Pelin'in çalışmasında biraz değil, epey belki de Söderberg'in Murat'a söylediği şeyi ben de Pelin'den rica edebilirdim. Ya bu vatandaşlığın liberal söylemi içinden sen vatandaşlığı hem kodlanabilen, kullanılan bir şey hem de bir mücadele alanı olarak göstermişsin. Bunu keşke birazcık daha detaylı dile getirseydin. Çünkü çok önemli bir şey oluyor. Bir kentin yapısal belirlemeleri içinde bireyin, vatandaşın hem kodlanan hem de kodlanan şeye karşı çıkan olarak yani tam da soyut mekan içindeki konumu üzerinden bir vatandaşlık analizi bana inanılmaz iyi geldi. Çünkü şöyle bir şey var, yani bir politik duruşla disiplinlerin yaptığı ayrım içine geçince sanki sermaye ile emek bir alan ilgilendiriyor politik olarak ya da ekonomi politiğin alanı. Vatandaşla devletle liberal ya da siyaset bilimi ya da o alanın ilgisi. Fakat senin çalışmanın güzel yanı devletle sermaye arasında, devletin o sermaye oluşum süreci, ona birazcık sonra gireriz. Oluştururken aynı zamanda nasıl bir vatandaşlık, o anlamda toplum sözleşmesi dediğimiz şey, ki o da bir süre, onu da belki konuşuruz. O ara mekanizmayı kurma açısından nasıl hem geçmişe bir referans veriyor, o çalışmada o kadar güzel vurgulanmış ki, yani bir taraftan bütün o kentsel dönüşüm projeleri, mega projeleri, bir taraftan geçmişe, nostaljiye yaslanıyor. Biz işte büyük anlatılardan, büyük bir imparatorluktan geliyoruz. Oradan geliyor. İkincisi de bu sefer çok bir çıkar işbirliği üzerine bir dil kuruluyor. O da yani siz de bu işten nemalanacaksınız. Yani mesela Pelin'in şeyini bugün bir arkadaşa aktardım. Ya ne olur bunu biz gözden kaçırmışız, siz kullanın. Hani işte 3. havalimanını kim kullanacak? İşte elit birileri kullanamadı ama sizlerin çocuklarınız bunu kullanacak dediğinde bir olguları değiştiremiyorsa bile algılara oynayan bir süreç yaşanıyor. O anlamda da çok çok önemli. Bu niye çok önemli? Kentsel alanda toplumsal mücadeleyi, hele hele bu artık kentin geleceğini yok eden bir süreçte bu toplum sözleşmesi ya da pragmatist bir dille siz de bu işten nemalanacaksınızın aslında deşifre edilmesi gerekiyor. Sevgili Sıla, bunu birazcık daha ekonomi, biraz da epey bir ekonomi politik rant üzerinden kurdu. Pelin ise bunu o rantın içinden de geçerek bir vatandaşlık ve Lefebvre arasından bir dil kuruyor. O anlamda gerçekten de çok benim en azından çok analizlerimde önemli bir yere alıyor ama orada üçüncü nokta bu beni ya nasıl bir Kanal İstanbul'u nasıl analiz edelim derken Murat'cığım senin de metinlerini okudum bu şeyle ilgili kentsel dönüşümlere. Fakat bu nasıl gözden kaçırırız bu toprakla? Zaten Cumhurbaşkanı bu çok 23 Nisan'da çok iyi dile getirdi. Ya biz ne yapıyoruz? Araziden arsa yaratıyoruz. Sanki Lefebvre İlhan Tekeli'yi okumuş, belki de Pelin'i de okumuş, tezini öyle söyledi. Böyle, biz işte topraklar toprak yapan, işte eğer üzerinde kan dökülmüşse diyor. Oysa biz daha önemli bir şey yapıyoruz, işte arazilerden arsa yaratıyoruz dedi. Bence şeyin Pelin'in ikinci önemli noktası, biz 2 hafta önce Kanal İstanbul üzerine sevgili Mücella, işte Esin, Cihan'la, Cevahir'le bir söyleşi yaparken Mücella şey dedi, ya bu toprağa niye bakmıyorsunuz siz? Ben de kendi adıma öz eleştiri olarak şeyi söyleyebilirim, bu işte finans ve devletin yanı sıra, finans, üretim, üretken sermayenin yanı sıra bu toprak meselesini biz çok ele almamışız. Yani toprak, oradan da belki, tabii ki Pelin'den onu bekleyemeyiz, belki şunu söylemek gerekiyor. Ne oldu da şeyin mesela sevgili Murat'ın çalışmasında dile getirdiği bir büyüme tarzı olarak, ne oldu da siyasi iktidar bir noktada zorunlu mu ya da bir biz yine mücellalarla yaptığımız şeyleri bir aslında bir zorunluluğun ürünü olarak toprağı hızla sistemin içine çekmeye başladı. Hani belki de o da sorulmalı, yani bir kentsel alanın işleyişin içine çekilmesi için toprakları, arsayı, araziyi
dönüştürmesi. Orada birazcık daha sermayenin yeniden üretim koşullarıyla ulus devletin yeniden üretim koşulları arasındaki iç bağlantıyı belki düşünmemiz gerekiyor ama tam da hani Lefebvre yaptığı en büyük katkıdır. İşte Marx'ın ya işte emek ve sermaye, bir de toprak var. Bu toprak da aslında ulus devleti temsil ediyor. Ama aynı zamanda o toprak, hani sen şey yapmışsın, ground rent diyorsun. Ama aslında bir toprak arazi arsaya dönüştürüldüğünde değerin artması için, hani İlhan Tekin de onu söylüyor ya, toprakta değer yoktur. Toprağa ancak değer olabilmesi için mülkiyet hakkının yanı sıra orada bir yatırım yapılması gerekiyor. Anladığım kadarıyla da Kanal İstanbul'la İşte efendim burada akıllı kentler yapacağız. Bu differential rent 2, yani farklı rent 2 yaratmanın yolu. Çünkü topraklar artık dönüştürmüş devlet kendisini yeniden üretebilmek için, finansal kaynak için. Tam da Murat'ın söylediği bir finansal açığa karşı, ama onu ne yapıyor? Verilen sözü yine onu kullandı, çok iyi ifade etmişsin. O topraklar parsellenmiş, standartlaşmış, değişim değerine geçmiş, ama onun fiili hale gelmesi için ya kanal yapılacak, ya akıllı kent yapılacak, ya bir şey yapılacak. Oraya bir tane sermaye yatırım ve emek gücüyle sermayenin oraya girmesi gerekiyor. Bugünlerde onun kavgası var ama gerçekten de Pelin'e içten söylüyorum. Epey bir çalışmam bende, epey bir düşüncelerimi geliştirdi. Bu toprak meselesini, arsa ve parselasyon meselesi bence çok önemli. Yani bu belki de başlattığın toprak ve ya mesela çok açık söyleyelim, İlhan Tekeli Hoca'nın çalışması buna referans veriyor ama orada duruyor. Ondan sonra bu tür mega projelere daha çok demokrasi bağlamında bakıyor. Ya burada demokrasi nasıl, ne olur işte insan, kentsel toprakları bir yerlere kullanıyoruz, öteki yerler boşlukta kalıyor. Aslında bu maliyeti fazladır diyor. Ama senin açtığın, Lefebvre'den açtığın bu arsa meselesi bence Polansas'ın çalışmalarının bir yerinde var, bu şeyin, mekanın parsellenerek yeniden üretimi meselesi. Yani oradaki açtığın mesele siyasi iktidarı, uluslararası sermayeyi de çekmek adına elindeki tek sovereignty, tek kaynağı olan toprağı farklılaştırarak, sistemleştirerek sistemin içine çekme, parselliyor. Fakat onda değer kazanması gerekiyor. Bunu ya Kanal İstanbul diyecek, ya mega, şey diyecek, ben ne bileyim işte Forest City gibi orman şey diyecek, akıllı kent diyecek, bilmem teknoloji üssü diyecek, bunlar da hep kullanılıyor. Yani o anlamda şey bu bir de açık yönü tabii ki Lefebvre'in Murat'ın çalışmasında da var. Yani Lefebvre'in Foucault ile birlikte kullanılıyor. Çok farklıdır. Lefebvre bize şeyi gösterir. Kentsel alanda fark ve homojenleşme arasında çatışma vardır ve çatışma dönüştürmeye yol açar. Foucault'da ise bu yönetişimsellik bir yatırımcı bir insan kimliği çıkarıyor. Oysa şeyi biz çok iyi biliyoruz yani, değil mi? Bugün daha yazdım işte Karadeniz bölgesine ait bir metni, sevgili Fatma arkadaşımızın yazacağı kitapta. Ama şeyi biliyoruz işte, adı konuldu. Beşli çete deniyor ama bunlar beşli sermaye grubu. Çete dediğimizde sanki sistemin dışında bir kurumsalcı okulun şeyiyle, yani aslında işleyiş iyi gidiyor ama bu işleyişi kötü yapan bir siyasi iktidar var. Tam Danny Rodrik mantığı gibi devreye giriyor. Darren Acemoğlu mantığı. Ya bunlar aslında beşli çete, aslında demokrasi katılım olsa bu süreçler çok daha iyi olurdu türünde bir algıya da yol açıyor. Bu beşli çete ifadesi yerine evet beşli çete. Beşli çeteyi beşli çete yapan aslında siyasi iktidarla o toprakların dönüştürülmesine sermaye, bunlar sermaye grubu yani. Bunu beşli çete diyerek böyle bir Sedat Peker tarzı bir dünyanın içine sokuyoruz. Onlar toprağı alıyor, üzerinde emek gücü kullanıyorlar. Üçüncü havalimanı, üçüncü köprüde çalışan insan, yani emek gücü olmadan, sermaye yatırımı olmadan o toprakların değerlenmesi mümkün değil. O yüzden çok hoş bir katkı ve orada yine sevgili Pelin'in çalışmasının bence birçok arkadaşın okuması gerekiyor. Özellikle bu Kanal İstanbul'a karşı verdiğimiz mücadele, vermemiz gereken mücadelede o toplum sözleşmenin tam da Murat Hoca'nın sorduğu güzel bir yerde toplum sözleşmesi toprak üzerinden belirli bir döneme kadar, belki Karpolayıncı'nın yeniden dağıtım mekanizması işleyene kadar devam ediyordu. Ama artık aktörler belirlendi.
parseller kime ait olduğu belirlendi. O dağıtım mekanizması devam etmediğinde de artık o toplum sözleşmesi AKP için de geçerli olmayan bir sözleşmeye döndü. Kavga burada başlıyor. Yani büyük ihtimalle sermaye grupları arasında da bu gündeme gelecek. Ama yine tabii ki burada birazcık şey de düşünmek gerekiyor herhalde. Bu dönüşümde yani kentsel alana ait dönüşüm bizi bir taraftan umutsuzlaştıracak bir standart homojenleştirilmiş sisteme dahil eden bir mekanizmayı kuruyor. Bir taraftan da çok komik bir şekilde bu sanki Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının sistemiymiş gibi ikinci bir kendini özgürlük tanımlıyor. Bir üçüncü şeyi göz ardı ediyoruz. Evet bu yine Lefebvre'den hareketli. Evet bu bir süreklilik. Bu sermaye birikimi, ulus devletin hareket yeteneğinin geldiği nokta ama yarattığı o işte algılanan mekanla yaratılan mekan arasında çelişkiler de artıyor. Yani işte Kanal İstanbul yapılınca balıkçılar ne olacak? Kanal İstanbul yapılınca oradaki işte efendime söyleyeyim Balkanlardan göç eden köyler ne olacak sorusu. Bir taraftan standartlaştırıp sisteme dahil etme zorunluluğu var. Bir taraftan da alternatif yeni karşı çıkışları yani o işte onun şeyiyle hem o şey daha yeni mekanlar, aykırı mekanlar açığa çıkarıyor. Çalışman o yüzden böyle genellikle mekanikleştirerek tek düzeyde bakan çalışmalara karşı böyle farklı düzeyler arasında o politik mücadeleci dilinde içeren bir şey olmuş. Çok teşekkür ederim. Yani özellikle bu vatandaşlıkla şey arasındaki otoriterleşme arasındaki ilişkinin vatandaşlığın sadece bir demokrasi katılım değil, hem kodlanan hem kodun dışında kaldığı ölçüde dışlandığı ölçüde mücadeleye çağrı olan yani açık üstü mücadele içeren bir şey olduğu ifade ediyor. Ama ne çok konuştum değil mi? Çok heyecanlandım. Çünkü bugün ikinci defa okudum tesini. Pelin koştur koştur. Çok yani emeğine, zamanına sağlık. İyi ki bizimle paylaştın diyorum. Belki Murat bir sonraki şimdi bu dönem bitiyor. Daha sonraki bir şey dönemde de senin tezini konuşuruz. Memnuniyetle. Çok sevinirim. Sevgili Hasan evet ben de biraz uzattım kusura bakma yok, ama yani. Hayır son derece güzel oldu. Ya aslında Pelin Hocam buradan belki de toprak, arsa ve belki de birazcık tersel, arka plan AKP'ye kadar yani bu Fuat Hocam'ın da bahsettiği aslında devletle, sermayeyle ve belki Murat Hocam'ın da bahsettiği kentte kendini bir miktar ait hisseden ya da hissetmeyen vatandaş arasındaki ilişkinin belki AKP döneminde nasıl kurulduğu çok daha somut olarak buyurun lütfen. Sesinizi açar mısınız hocam lütfen? Oldu. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. Güzel sorularınız, güzel yorumlarınız. Burada olduğunuz için benimle çok teşekkürler. Önce ben Murat'ın sorusuyla başlayayım. Yazdım bazılarını, yazabildiklerime cevap vereyim. Ne yapmak, neyi daha iyi yapmak isterdin özellikle metod açısından dedi. Çok güzel bir soru, çok doğru bir soru. Ben daha çok saha çalışması ve mülakat yapabilmek isterdim açıkçası. Ben mülakatlarıma başladığım 2016'da 2 gün sonra 15 Temmuz yaşandı. Ondan sonra bir korku ortamı oldu açıkçası. Bazı görüşmek istediğim insanlar haklı olarak rahat hissetmedi. Ben rahat hissetmedim. Daha sonra akademisyenlere karşı bir avcılık başladı. Bazı mülakat yaptığım hocalar işlerinden atıldı. Çok zor bir dönem oldu. Yani açıkçası ben de tedirgindim. Konuştuğum insanlar da tedirgindi. O yüzden eğer imkan, mesela hiçbir TOKİ görevlisiyle konuşmadım. Hiçbir devlet görevlisiyle konuşmadım. Onları daha çok gazete, içerik analizinden ve işte AKP'nin dokümanları üzerinden söylemlerini ortaya çıkarmaya çalıştım. Fakat eğer mümkün olsaydı daha çok mülakat ve daha çok saha çalışması yapabilmek isterdim. Fakat açıkçası ne güvenli hissettim ne de konuştuğum insanlar güvenli hissediyordu. Gayet stresli bir dönemdi. Yani o stresli dönemde 15 tane mülakat yapabildiğim ve mahalle toplantılarına katılabildiğim için gayet mutluyum. Bir başka soru, Fuat Hocam da bahsetti.
Murat hocam da bahsetti. Hani bu David Harvey'nin Lefebvre okuyuşu ve daha onu ekonomik indirgeci bir şekilde okuyuşu. Ben tezime başladığımda ben de daha neoliberalizm çalışacağım. Daha çok neoliberalist kelimesini, kavramını falan çok daha fazla kullanıyordum. Fakat sahaya gittikçe ya da okuma yaptıkça bu yaşadıklarımı tam, yani tarif edebileceklerimi tam, yani neoliberal ekonomik, evet sınıfın neoliberalizm var, evet bir sınıf dışlanması var ama aynı zamanda da hem Hasan hocam, Murat hocam, Fırat hocam bahsettiği gibi çok önemli bir adiyet duygusu vardı. Yani insanlar da sahaya indikçe bu ekonomik kavramlarla açıklanamayacak. İnsanların sadece hani böyle bir sınıf üzerinden, yani sınıf tabii ki var. Fakat insanların davranışlarını ya da inançlarını ya da hareketlerini sadece bu ekonomik terimler üzerinden kesinlikle açıklayamıyordum. Tam tersi bir güçlü bir aidiyet duygusu vardı. Bu da Murat'ın dediği gibi kim kentli kim kentli değil. Bu aidiyet duygusuyla çok yakından ilgiliydi. Beni vatandaşlığa götüren noktalardan biri de bu oldu. Çünkü vatandaşlık, evet, haklar ve görevler, bir yandan bir resmi vatandaşlık var ama bir yandan da bir aidiyet duygusu var. Bu duygu Murat'ın bahsettiği gibi özellikle yani özellikle bu mega proje alanlarına gittiğimizde köylerde yani onlar bunu biz şehirli olacağız diye görüyordu. Bir kısım bu yatırımlar sonunda geliyor. Bu demek ki biz şehrin bir parçası olacağız. Zaten Erdoğan'ın da yani bu hükümetin de söylemi bu. Biz var, hatta her yeri şehir yapacağız. Bundan sonra köy kalmayacak. İşte CHP'ye kalsa her yer köy olarak kalır. Biz her yeri şehir yapacağız. Bu şehir sözüyle beraber, şehir vaadiyle beraber gelen ekonomik çıkar, işte rant ortaklığı var. Ama bir de sizin de bahsettiğiniz gibi bir adiyet olma, bir artık o daha üst sınıfa ait olma duygusu, artık biz kazanan taraftayız duygusu var. Vatandaşlık benim için bu duyguyu güzel verebildiği için çok faydalı oldu. Başka ne diyecektim? Hangi şehirle karşılaştırmak isterdin dedin. Valla Hindistan'la karşılaştı. Hani şehri tam bilmiyorum açıkçası ama benim tez hocam da Hindistan çalıştığı için orada Modi'nin yükselişiyle beraber gerek işte bu yatırımlar, inşaat furyası, gerek inanılmaz bir okumuşlara, işte akademisyenlere karşı hareketlerin olması, gayet benzer bir şekilde bir ilerleme var. Oradaki bir Hindistan'daki bir şehirle bir karşılaştırma yapmak çok ilginç olabilirdi. Çok benzerlikler olduğunu düşünüyorum. Eminim farklılıklar da vardır. Şehre ne kadar aitiz? Bu soru üzerinden gene dediğim gibi o köylerde bir şehre aitlik, yani bu yatırımlar gelecek, biz şehirli olacağız. Aynı şekilde kentsel dönüşüm alanlarında da işte ben artık gecekonduda oturmayacağım veya ben artık benim evimin önünden metro geçecek. Bunlar hep insanlara bir şehirli olma hissi, artık sen de varsın hissi veriyor. Özellikle Sarıgöl çoğunluğu Roma popülasyonu olan bir mahallemiz. Oraya gittiğimde mesela insanların gerçekten ilk Erdoğan'ın oraya gelip orada hani onlara bir şey yapması gerçekten onlara ben bu ülkenin de vatandaşıyım, ben bu şehre de ait olacağım hissi verdi. Ve ilk bana söyledikleri, şu anda karşı olmalarına rağmen kimse, yani herkes gayet memnundu sözleri alacaklarını düşündükleri için. Öyle bir his vermesi. Diğer yandan Fikirtepe'de gene daha iyi apartmanlarda oturacağız. İşte mahallemiz artık Brooklyn olacak, böyle değişik Amerikalı isimlerden sahte mahalleler yapılıyordu, artık Brooklyn'de olacağız, artık Fikirtepe'de değil Brooklyn'de gerçek bir şehirli olacağız şeyi vardı. AKP bunu iyi sattı. Fakat aynı zamanda tabii bunun çelişkileri de var. Yani kim şehirli, kim ait ve bu çelişkiler gerçekten direniş hareketleri için önemli alanlar olduğunu düşünüyorum. Mesela Fikirtepe'de konuştuğum oturan kişi ve kendisi aktivist değildi. Aktivist olmayan, nadir görüştüğüm birilerindendi.
Dedi ki yani burada oturacak mısınız dedim, sonra devam edecek misiniz Fikirtepe'de oturmaya? Hayır dedi, biz burada oturamayız dedi. Burada dedi doktorlar olacak, mühendisler olacak dedi, işte büyük bir lüks bir rezidans yapmayı planlıyorlar. Bana uygun olmaz burası dedi. E ne yapacaksınız dedim. Biz burayı satacağız, bir yazlık, bir de daha uzak bir yerden bir ev alacağız dedi. Şimdi yani burada ilginç, hem bir yandan bu yatırım gelerek ben adam yerine konuyorum hissi var, ama bir yandan da aslında o şehre gene ait olmayacağının bilinci var. Yani gidecek, o orada oturmayacak, daha uzak bir yerde oturacak, bir de yazlık alacak. Gerçekten o yüzden aidiyetin çok ilginç ve direnişin bu alanlarla, bu boşluklarla oynayıp bunlar üzerinden hareketlenebileceğini düşünüyorum. O yüzden benim için açıcı oldu. Fuat hocamın söylediği 23, o 23 Nisan demek. Onu çünkü ben de gördüm. İşte biz kanla sulanmış toprağımızı arsaya dönüştürüyoruz. Hatta dedim ki ya keşke bunu ben tezimi bitirmeden söyleseydi de bir şey olarak, alıntı olarak koysaydım. Gerçekten öyle, yapılan öyle ve işin ilginç bir tarafı gene Fuat Hoca'nın söylediği, sadece ekonomik değil politik vatandaşlığı da getiriyor. Yani bu soyut mekan Lefebvre baktığımız zaman sadece metalaşma değil, sadece arsa alınıp satılan bir şey anlamında değil. Bir vatandaşlığın metalaşmasını da görebiliriz. Yani bu vatandaşlık anlayışı sanki bir alışveriş, bir transaction gibi sayısallaştırılabilen, tamamen içeriğinden boşaltılmış bir vatandaşlık anlayışı. Yani bu soyutluğu orada da görebiliriz. Gene kanla sulanmış milliyetçilik aslında çok önemli bir parçası bu toplumsal sözleşmenin. Sunumda bahsetmedim ama tezde biraz daha bahsetmeye çalıştım. Bu orada da bir soyutlanma. Biz biriz, biz yani bu toplumsallığın milliyetçilik üzerinden tekelleştirilmesi, soyutlaştırılması, tamamen böyle hayali, farazi bir şeye dönüştürülmesi. Orada da bir soyutlaşma görüyoruz ve bu hakikaten yani ekonomik olan, politik olan ve sosyal olanla hepsi bir araya iç içe geçmiş durumda. O yüzden hani kanı sulanmış yer gerçekten tesadüf değil. Çünkü baktığımızda özellikle bazı mahallelerde Kürt ise, Alevi ise çok daha kolay bir şekilde onlar zaten gerçek vatandaş değil deyip direnişleri ekarde etme söz konusu. Bu tür dinamikler de var. Bu dağıtım, yeni bu rant üzerinden yeni bir vatandaşlık kodlamasının olması ve kod dışında kalanların, aynı zamanda da dağıtım mekanizmasının çöküşü. Ben gerçekten çöktüğünü düşünüyorum. Ve şurada doğru bir nokta vardı. Bu sistemin yani çökmesi gerçekten zaman alıyor. Yani inşaat öyle bir şey. Başlıyorsunuz ama hemen bitmiyor. Bana da insanların söylediği, çoğu aktivistin, İnsanlar ancak evlerinin içine girip o odaya hiçbir şey sığmayacağını, musluğunun çalışmadığını görünce kandırıldıklarını anlıyorlar dedi. Yani proje başlıyor, bir sürü insan imza veriyor. İçine girip o kullanım değerine ulaşmaya çalışıncaya kadar sistem kendini bir şekilde götürüyor. Ama o içine girip hiçbir şey yapamayacağını, evinin para etmediğini, mutfağını kullanamayacağını görünce orada sözleşmenin gerçekten bir kırıldığını görüyoruz. Aynı şekilde ben kamyon şoförlerinin 3. köprüyü protesto etmelerini çok, yani genel olarak düşündüğümüz hani daha AKP'ye oy veren daha işçi sınıfı diye düşünebiliriz. Yollardan en çok faydalanabilecek kişiler. Hep bütün AKP reklamlarında bir tır şoförü mutlaka görürüz, o duble yolları kullanan. Fakat yani hiç pratik değil çünkü yollarına gidecekleri yolu arttırıyor. Yani bir kullanım değeri olarak onlara hiçbir şey kazandırmadığı gibi ondan çok şey alıp götürüyor. Burada bu sözleşmenin çatlaklarını görüyoruz. İlerledikçe daha da çok görüyoruz. O yüzden bu sözleşmenin çatlaklarını yani gene kullanabileceğimizi düşünüyorum. Fakat orada gene bir aidiyet hissi var. Yani sırf sadece evin içine girip kandırıldığınızı anlamanız sözleşmeden çıkmanız için de yeterli değil. Özellikle ben tabii bu sah çalışmasını yaptığımda 2016-2017 idi. Yani Erdoğan'ın azalmasına rağmen hala büyük bir karizması vardı. Şu anda yapılsa farklı olacağını düşünüyorum. Fakat o zaman beni mesela müteahhit kandırdı diyordu.
gene sisteme AK Parti'ye laf söyletmiyordu. Yani sistem doğru işlese ben evimi alacaktım. Benim müteahhitim kötü çıktı. O yüzden ben kandırıldım. Böyle bir yani büyük resimdense bir şekilde meşrulaştırıp hani sözleşme aslında çalışacaktı ama şöyle oldu sistemi vardı. Fakat bunun daha da giderek kırıldığını düşünüyorum. Bir kere herkes artık kodlama dışı kalıyor. Yani daha çok kodlama insan var. Yani siz hani Türk Sünni de olsanız bugün evinize ekmek götüremiyorsanız artık siz de kodlama dışısınız. Çünkü yani Cumhurbaşkanı çıkıp işte yalan söyleme deyip çay atıyor suratınıza. Yani bu artık gerçekten sistem kendini sürdüremiyor. Öyle bir noktadayız. Çıkar işbirliği. Çıkar işbirliği gerçekten anlatmak istediğim buydu. Ama bir yandan da gene bu kent ve kentsel olmayan arasındaki farkla o tarih bölümünde biraz anlatmaya çalıştım. Yani bunu da şey gibi söylemek istemiyorum. İnsanlar da geldiler şehri sattılar 3 kuruş için. 3 kuruşluk ev düşündüler gibi bir şey değil. Bunun gelen tarihsel bir şeyi var. Ve şehre kimin hakkı var? Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri gerçekten kim vatandaş kim değil bunu belirleyen bir şeydir şehir hakkı. Kim gerçekten buraya kadar ulaşabiliyor kim ulaşamıyor. Ve burada Türkiye'de çok büyük eşitsizlikler var. Tarihsel ve mekansal çok büyük eşitsizlikler var hep olmuş giden. O yüzden bu yani şehir hakkını süslemek, vaat etmek gerçekten insanların en içteki duygularına hitap ettiğini düşünüyorum. Ve orada haklı bir, meşru bir talep var. Yani onu gerçekten insanlar tabii ki eşit aidiyet istiyor, eşit değer istiyor. Yani bu burada gerçekten haklı bir talep var. Fakat bu haklı talebin böyle bir sistem tarafından inanılmaz manipüle edilip devlet tarafından inanılmaz işte yani basit bir transaction'a dönüştürülmesi var. Evet. Başka bunları not almışım. Biraz da heyecanlıyım açıkçası. Başka soru varsa alabilirim. Hiç sorun değil hocam. Teşekkür ederiz. Vaktimiz var. Yeni sorular olacaktır mutlaka. Çok sağ olun. Murat hocam belki son barda programı yapmadan önce hemen kısaca sorayım belki yani az önce ifade ettiğimiz bir büyüme modeli olarak kente dair çalıştım demiştiniz ama belki buradan hareketle yani kentin Türkiye özelinde özellikle bir tasarruf alanı, bir tahakküm alanı, bir tahkim alanı olarak kullanılmasına dair yani bu büyüme modeli Türkiye üzerinde nasıl işliyor ve hem hocalarımı söylemek açıklamalarına eklemek istedikleriniz hem de belki bu alanda söylemek istediğiniz şey var mı? Buyurun. Teşekkürler. Öncelikle Modi Hindistan'ın karşılaştırması gerçekten çok ilginç olacaktır Pelin. Yani gerçekten önemli bir nokta. Burada Pelin de gayet iyi bildiği için Toronto'da Hindistan'dan gelen akademisyen çok. Onlarla ne zaman konuşsak şu anda Modi'nin yarattığı, Hindistan'da yarattığı tahakkümden bahsediyorlar. Ve onun bunun kentsel alandaki yansımalarını karşılaştırmak gayet önemli olacaktır. Fuat Hocam'ın bahsettiği Pelin'in genişçe bahsettiği aslında tezinde ve Fuat Hocam'ın da bahsettiği arsa meselesi vesaire bunun üstünden yine gidersek belki evet Lefebvre'den bahsederken David Harvey'i biraz eleştirme noktasına geldiğimizde şundan dolayı eleştiriyoruz demiştik. Çok iktisadi bir indirgemeci tavrı var vesaire. Ve bu yüzden de mekanın üretimini anlatırken bunu sadece bir kapitalist üretim şeklinin merkezine koymasına dair bir eleştiri var. Ama tamamen de dışlayamayız diye düşünüyorum. O yüzden de bir büyüme modeli olarak niye bunu ortaya koyduğumu şu açıdan söyleyebilirim. Evet, en baştan beri bahsedilen arsa meselesi. Ve bu arsanın da Pelin'in ve Fuat Hocam'ın da söylediği gibi bir yatırım
yatırımlar silsilesi üzerinden tekrardan değerlendirilmesi, spekülasyona açılması, varsa spekülasyonu üstünden de bir büyüme modeli yaratılması vesaire. Tabii bunun sebeplerinden bir tanesi tabii ki de bir tür kriz öteleme olarak da görebiliriz ki Harvey'nin genel olarak bahsettiği budur. Yani mekan neden soyut mekan neden sürekli üretiliyor? Bu bir kriz öteleme. Spatial fix dediği kriz ötelemek için mekansal çözüm. Yanlışsan düzeltin ama Türkçe'de mekan sabiti olarak bir dönem galiba tercüme edilmiş ama mekansal sabit dediler. Yani karşılamıyor tam olarak. Mekansal çözüm aslında. Evet, meselenin bu boyutu var. Yani bir tür mekansal çözüm, yani mekana yapılan yatırımla neoliberalizmin getirdiği birikim ilişkilerinden birikim ilişkilerindeki krizleri aşmak. Her ne kadar bu da bir tartışma tabii ki de. Çünkü acaba gerçekten öyle bir birikim krizi var mıydı Türkiye'de? Var mı? Ve bunu aşmak için mi bu yapılıyor yoksa birikimi sağlamak için mi? Bunlar tabii tartışmalı şeylerdi. Ama ben de tam olarak bu meselenin bir boyutu olması yanında şuna değinmeye çalışmıştım kendi tezimde de ve bu aslında biraz da Pelin'in yapmaya çalıştığına da yaklaşan bir şey. Belki de yani benim Pelin'in çalışması bu açıdan benim çalışmamı da sağlayan bir şey ya da benimki onunkini sağlayan bir şey. Devletin bu mekanı tekrardan üretirken bir tür meşruiyet sağlama aracı olarak bu yatırımları yapması. Ben burada tabii Kanada örneğini de verdim. Biraz karşılaştırma yaptım. Kanada örneği vesaire ve Türkiye örneği. Yani mekan, yani biz bir büyüme modeli olarak konutun finansallaşmasını nasıl yaratıyoruz? Neden bir büyüme modeli? Mesela bugün Kanada'ya baktığımızda gayri safi milli hasılasının en önemli bölümü gayrimenkul. Yani bütün Kanada'nın birinci sıradaki sektörü gayri safi milli hasılasında gayrimenkul %13 yakın bir payı var. İnşaat sektöründe %7'ye yakın bir payı var. Yani ikisi toplam %20'ye yakın bir payı var. Bizim yaşadığımız Toronto'nun Ontario eyaletinde de yine birinci sırada gayri safi milli hasılasını belirleyen şey gayrimenkul. Yani gayrimenkulün sürekli yeniden yapılması ve kentin yayılması aslında bir tür ekonomiyi devam ettirme ve ekonomik büyüme yaratma şekli. Bunun bir sürü sebebi olabilir. Birçok insan hani bunu endüstrinin azalması, farklı endüstri kollarının ortaya çıkması vesaire üzerinden tanımlayabiliyor. Ama bu aslında sizin sorduğunuz soruya da bir cevap olabilir. Mekan üzerinden bir tahakküm yaratma. Yani finans kapitali dünyadaki bütün dünyanın finans kapitalini konut üzerinden çekmek. Çünkü konutun finansallaşması aslında biliyorsunuz ki süreci değil ilerleyen bir şey. Yani konut finansallaşması ve mekan üretimine dair yapılan yatırımların bunu bazen gayrimenkulün menkul kıymetlendirilmesi olarak galiba Türkçe'ye çevriliyor. Yapılan yatırım bunların belli finansal araçlarla bütün dünya piyasasına sürülmesi. Buna securitization deniyor İngilizce'de. Dağıtılan konut kredilerinin bütün dünyada bir finansal yatırım aracına dönüştürülmesi. İşte büyük finansal fonlar bunlara yatırım yapıyor. İşte Türkiye'de belki Katar yatırımının neden bu kadar yaygın olduğunun da göstergelerinden bir tanesi budur. Burada şunu anlamamız lazım. Mekanı, yani kentsel mekanın konut üzerinden, konutun finansallaşması üzerinden tekrar yaratıldığında, yani bunu biz ürettiğimizde aslında birkaç şey yapıyoruz. Finansallaşmayla beraber bütün bir konut sistemini ve bütün yaratılmış olan büyük mega projeleri küresel finans sistemine bağladığımız
bağladığımızda da bu küresel finans sistemine bağladığımızda da aslında burada sürekli bir kar elde edilmesi, sürekli bir spekülasyon yapılması lazım. Yani kimse konut fiyatlarının düşmesini istemiyor. Konutlar daha pahalı hale geliyor ve bu yüzden de bu tür yatırımların olduğu şehirler daha pahalı hale geliyor ve yaşanmaz hale geliyor birçok insan için. Daha çok borçluluk artıyor. Bu Kanada'da da böyle. Yani borçluluk seviyesi çok yüksek şu anda. Bu Türkiye'de de artan bir şey borçluluk seviyesi. Konuta dair borçluluk seviyesi düşük seviyeler değil Türkiye'de ama şu an artışa geçmiş durumda. Bu da aslında kentin yeniden, kentsel mekan yeniden üretiminde tahkim yaratan en önemli unsurlardan bir tanesi. Özellikle de finansal olarak bir tür kıskaç yaratılması. Türkiye'de biliyorsunuz ki şunu ben son olarak ekleyeyim. Özellikle de mega projeler hazine garantisiyle yapılıyor. Yani bu son derece önemli bir şey. Yani aslında finansallaşmanın farklılaştığı alan aslında Türkiye'de. Çünkü mesela Kanada örneğini, Kuzey Amerika örneğini, Anglo-Sakson genelindeki örnekleri, birçok Avrupa ülkelerindeki örneklere bakarsak işte finansallaşma nasıl oluyor? İşte sosyal konutların ya da kamu tarafından desteklenen kooperatiflerin vesaire tamamen minimize edilmesi ve tamamen piyasaya yönelik bir konut sisteminin yaratılması ve herkesin de konut kredisi almak zorunda kalarak ev sahibi olması üzerine bir sistem var. Ve bu konut kredileri de bütün küresel sisteme bağlanıyor bir şekilde. Bankacılık ve yatırım fonları aracılığıyla. Ancak Türkiye'de aslında mesela 2008'de küresel anlamda konut krizi çıktığında Türkiye'nin neden çok etkilenmemesinin sebebi de o dönem o kadar küresel sisteme bağlı değildir Türkiye'deki konut piyasası. Bu kadar konut kredileri küresel piyasalara yayılmamıştı. Ama Türkiye'de de olan şu, özellikle de son 10 yılda, 15 yılda büyük mega projeler ki Pelin'in bahsettiği arsayı, yani toprağı arsaya çevirmeye yarayan bu büyük projeler ve bunların yarattığı meşruiyet çok büyük bir hazine garantisi ve bu hazine garantisine bağlı olarak da alınan çok büyük uluslararası finansal kredilerle yapılıyor. Yani küresel finansa bağlanmış, yani bu şeyler bağlanmış durumda. O yüzden geçen gün Tayyip Erdoğan, Londra mahkemeleri bu işi çözer. Siz öyle diyorsunuz ama Londra mahkemelerinde de parasını almak isteyen alır dedi. Yani bu işte tahkimi yaratan şeylerden bir tanesi ve burada işte bu ileriki dönemlerde de çatışma alanı belki de bu olacak. Bunu söyleyebilirim ve o tahkim ve çatışma alanları olarak da bunu söyleyebilirim şu an için. Çok teşekkür ederim hocam. Sesim sorun olmuş herhalde ama tekrar etmeni istediğiniz yerler varsa tekrar edebilirim. Sesim iyi geliyor mu? Öyle bir soru aldım ama. Hocam biraz yankı yapıyordu ama ben de bilemiyorum. Sanırım genel olarak anlaşıldı galiba. Genel olarak anlaşıldı mı? O yüzden onu... Evet. Anlaşıldı. Tamam hocam, teşekkür ederim. Fatih hocam, sevgili Sıla'dan yine bir soru gelmiş. Sıla'dan geldi. Pelin'e gelsin. Sıla sorduysa zor sorudur. Evet, ben isterseniz okuyayım. Ufacık bir ekleme yorum yapmak istiyorum demiş. Rant sadece bir dağıtım mekanizması değil, aynı zamanda üretimle yaratılan ve üretime içkin bir mekanizmadır demiş. Marx'ın en önemli katkısı da toprak nakit tartışmasını demiş. Üretime içkin. Buna Fuat hocam söylemek istediğiniz şey var mı bilmiyorum ama daha önce de çok işlediğiniz, ifade ettiğiniz bir temaydı yine. Daha önce bir kapital 1 ve 3'cü diye bir tartışma oldu burada. Çok güzel tezler arasında. Çok şey, güzel bir çalışma şeydi. Onun üzerinden bir vurgu. Ya aslında belki de hani bunun esası tabii Pelin kendi şeyine cevap verecek de hani
Ben Murat'ın bir makalesini okurken biraz önce söylediği şeyi çok önemsiyorum. Bu öteleme mekanizmasının üzerine düşünmemiz gerekiyor. Şimdi öteleme mekanizması dediğimiz zaman da karşımıza işte toprak, topraktan arsa ve oradan da bir değer yaratma var. Bu sefer de Sıla'nın sorusuna geliyoruz. Yani hem de Murat'ın sorusuna, ki Sıla aynı zamanda hem Grand Rent çalışıp hem de onu finansa bağlantısını kuran çok iyi, onun da çok güzel bir tezi var. Biz kaç, 3,5 saatlik bir tezini konuştuk. Yani bağlantı belki birazcık o yüzden şey önemli. Mesela şey Pelin tezinin bir yerinde bu Schmitt'in referansı ya da Lefebvre'nin kendisine referansı bu şey diyor, işte aslında ihtiyacımız olan bir farklı alanları eş zamanlı ama eşit düzeyde devam etmeyen bir teori inşa etmek. Bu bence çok çok önemli bir şey. Hani şunu söylemek istemem, yani Lefebvre'nin el aldığı yer Marx'ın Kapital 1, 2, 3'ü ama sonra Nietzsche'den ele alıyor. Bayağı şey var ama önemli olan mesela sevgili Murat'ın anlattığı, Pelin'in anlattığı şeyi birazcık şöyle düşünüyorum bu anlamda. Hani şey diyor yani, basitleştirmeyelim, üniter bir birleşik alan ama kendi içinde farklı dinamikleri olan bir teoriden bahsedelim. Pelin'in bütün referansı bunun üzerine. O zaman da şöyle bir şey herhalde konuşmamız gereken, yani bir ne oluyor da mesela hemen oradan sevgili Murat Modi'nin Hindistan'ı duyunca, çünkü o Şangay falan da çalıştı onu biliyorum, o aradaki sabronizasyon, masa sabronizasyon çalışıyor. O hemen o farklara yöneliyoruz ama güzel bir soru da şu. Acaba ne oluyor da Brezilya'da, Türkiye'de, Peru'da bu De Soto'nun geliştirdiği ölü varlıkları, canlı varlıkları çevrene bizim gibi geç kapitalist işleyen ülkelerde devreye giriyor. O herhalde iki tane şey yol açıyor. Tam da hani rant kavramıyla Murat arkadaşın finansallaşma kavramı arasında iç bağlantı. Birazcık Marx'ın Kapital 2'de söylediği bir şey var, işte sermayenin üçlü döngüsü var. Yani üretken sermaye, ticari sermaye, para sermaye. Ama biz bunu toprağa kattığımızda eksikliğimiz bence Marx'ın değil. Sıla kendi sunuşunda çok güzel söyledi. Ben Marx'ın rantla ilgili metinlerini herhalde 3 defa okudum. Büyük ihtimalle Marx, Sıla söyledi. Bu neşeti şey ne, boktan şey bu toprak ve analiz ederken hep kaçıyor, uzak duruyor. O zaman hani şunu söylemek lazım. Üretken sermaye varken, ticari sermaye varken, para sermaye varken ulus devletler ama Modi gibi, ama Tayyip Erdoğan gibi geç kapitalist seçen ülkelerde siyasi iktidarlar niçin buraya yöneliyor sorusu Murat'ın çalışmasında, ki ben de en son bir metinde onu kullanmıştım. Öteleme mekanizması diyoruz bunu ama bu sefer şeyi sormamız gerekiyor, Sıla'nın sorduğu soru. Ne oluyor da İstanbul'u, biz habire İstanbul konuşuyoruz, Gaziantep'i, Adana'yı, Urfa'yı hızla kente sahip olduğu ve aynı zamanda grant rent dediğimiz mutlak rentle birlikte orayı değer yaratacak bir alana çeviriyor. Bu iki soru, yani bir öteleme mekanizma sorusuna cevap vermemiz gerektiriyor. Bir de rantın aslında sadece grant rentin yanı sıra işte orada bir sermaye ve emek kullanımıyla, yani doğanın tahribatıyla karşılığı ödenmeyen emek zamanının, ki bunu yani Pelin zaten kendi çalışma 3. havalimanı, 3. köprü yapımı muazzam bir muazzam bir emek kullanımını gerektiriyor. O zaman rant, finans ve üretim arasındaki iç bağlantıları kuran bir iç dile gerekiyor, iç bir bağlantılar dizgesi gerekiyor. Ama ikinci soru da sizin aranızda güzel geçen soru gibi. Yani peki bunların, o yüzden Pelin'in şeye de bayıldım, böyle neoliberal neoliberal demiyor. Çünkü bir farklılıklar var, yani neoliberal dediğimiz zaman homojenleştiriyoruz ama büyük ihtimalle neoliberalizm zaten dünyanın farklı kentlerinde kentin bu alana dönüşümü çok farklı oluyor. Eğer biz diyelim ki Londra'dakine neoliberal diyorsak, İstanbul'dakine ne diyeceğiz? Tayyip Erdoğan'ın buralar işte şöyle şöyle olacak diye buyruğuyla, mesela yine bir soru var arkadaşımız, çok güzel bir soru sormuş ama yani onu belki Pelin daha iyi ifade eder ama Murat'la Pelin arasındaki diyalogdaki güzel bir şey. Yani Kanal İstanbul'a karşı Büyükşehir Belediyesi'yle iç kavgayı nasıl tanımlayacağız? Ama ben Pelin'i okurken bilmiyordum. Mesela 3. köprünün
AKP belediyesi iktidardayken belediyeye karşı Tayyip Erdoğan isteği üzerinden gerçekleşmesi bile bir merkezle çevre arasındaki gerilim ifade. Demek ki bu gerilim hep var. Yani çünkü bir Türkiye'de hani planların kendi iç hiyerarşisi var ama birisi yukarıdan bir zorunluluk hissediyor ama ona bir de o yüzden Lefebvre çok önemli. Bir de sembolik bir istek ya da biz buna şiddet diyelim, şiddet var. Sembolik istek ve şiddetin bir de ideolojik kılıflanması var. Yani o yüzden bu kat kat bir mekanizma. Rantın rant olabilmesi devletin mülkiyet hakları ile birlikte orada bir emek gücünün bir değer yaratılma sürecini içeriyor. Yani bunlar arasındaki iç bağlantılar önemli. Ama üretken sermaye, ticari sermaye ve finans arasındaki iç bağlantılar ama Murat'ın umarım şeyi ben bulamadım. Kitaba ulaşamadım. Makaleni okudum da şeyle birlikte neydi bizim sevgili arkadaşımız York'taki birlikte kitap yazdığınız arkadaş Murat Güney. Yok, Murat Güney'i okudum. O derlemeyi yapan diğer hocamız Roger Kyle. Roger ile biz yani orada konuşmuştuk. Soja muhabbet üzerinden gidiyorduk. Ama oradaki öteleme dediğin şeyi birazcık herhalde şey demek lazım. Onu finansallaşmaya hani mesela istese de istemese de öderiz muhabbeti. Bu sefer şuna dönüyor. Aslında biz bu arazileri arsa yapmak için o finanse ihtiyacımız var. Ama onu yapmak için de bir tane yatırıma ihtiyacımız var. Yani ısrarla Lefebvre'nin farklı alanlar arasındaki iç bağlantıyı kurma yönündeki uyarısını dile almak gerekli, gündeme getirmek lazım. Çünkü kent hakkı dediğimizde şehir emekçileri unutuyoruz çok fazla. Yani hele Gezi sonrası İstanbul'daki kent hakkı diyalogların çoğu çok liberaldir devletle vatandaş arasında. Sanki kent hakkını Lefebvre öyle bir şey demiştir. Harvey onu mahvetmiş çünkü kent hakkı derken informal sektörü katıyor. İşçi sınıfını çok göz ardı ediyor. Yani o yüzden bu sizin yaptığınız taze canlı çalışmalar her birisi çok çok önemli katkılarda bulunuyor. Mesela bugün o bağlantıyı kurmamıştım sevgili Murat. Yani mesela Pelin'in Lefebvre üzerinden kurduğu şeyi Gramsci'nin hegemonya üzerinden kuramaz mıyız? Çok iyi kurarız bence. O kuramadığı, yani hegemonya dediğimizde Pelin'in demin dediği bu iş artık devam etmeyecek sorusu da hegemonyanın da sonunu geldiğini gösteriyor. İş daha şiddete biniyor, daha tepkili ve kendi iç kavgalarına biniyor. Ama hani şunu belki de bizim bu 13 toplantının neredeyse 6-7'si kent üzerine, kent mücadelesi üzerineydi ama herhalde en güzel vurgu toprak, toprak rantı, finans, üretim ve ticari sermayenin hem uluslararası hem iç dinamikler arasında bağlantıları kurmak zorundayız. Yani bu ne kadar zor olur. Eğer mücadele ediyorsak bu olup bitenin iç mantığını, iç dilini kurmak gerekiyor. O anlamda hani çok hoştu finansal, evet finansallaşma, gayrimenkulleştirme süreci. Mesela şeyi yani bilmiyordum, çalışmanı okuduktan sonra Pelin'e rica etmiştim. Sana da ne olur Murat'tan şöyle bir yazı istesem dedi. Bir Kanal İstanbul derlemesi yapıyoruz. Yani mesela şey yazı bu. Acaba Kanal İstanbul süreci bir gayrimenkulleştirme, gayrimenkul yaratma değil. Onun finansallaştırmanın da önünü açma mücadelesi midir? İşte tam gayrimenkul yatırım ortaklığı üzerinden giden bir yeri de var. Onu şu an görmüyoruz. Ama büyük ihtimalle harekete geçince bu finans birer kağıt değeri olarak uluslararası değerlemek istenen para sermayenin değerleme alanına çekilecek. Mesela bununla ilgili Kanal İstanbul'a ait herhangi bir çalışma yok. Yani o anlamda çok önemli katkılarınız. İyi ki çok farklı kavramsal süreçlerden bize ipuçları veriyorsunuz. Teşekkürler hocam. Sevgili Sıla bir ekleme yapmış ve çok da sizin söylediklerinize de katkı olması bakımından sürekli bu konuyu gündemde tutuyorum, vurguluyorum değil mi? Sadece teorik değil, politik refleksler geliştirmekte için de çok önemli bu nokta demiş. Evet, belki yukarıdaki soruyla birleştirerek yani Sıla Pelin hocama sorayım. Geçmişteki diğer direnişlerden farklı olarak Kanal İstanbul'a karşı İBB ve yerel yönetimlerin katılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Vatandaşlık kavramının yerelliği ve ulusallığı hakkındaki yorumunuz demiş. Buyurun hocam.
Çok teşekkür ederim Sıla'ya sorusu için. Çok haklı. Zaten Lefebvre konuştuğu zaman mekanın üretiminden bahsediyor. Burada çok anlatmadım, daha çok dağıtım mekanizması olarak konuştuk ama tezde daha çok bahsediyorum. Bu rant üretiminin nasıl yeni sınıflar yarattığı ve özellikle AKP'ye yandaş daha bir burjuva sınıfı ortaya çıkardı. Onun sorusundan ayrıca Fuat Hocam'ın söylediklerine dair de yani bakılabilecek bir şey bile bu mega projelerde 3. köprüde havalimanında çalışanların emek gücünün yani çoğunun Suriyeli göçmenler çok daha ucuza çalıştırıldığını biliyoruz. Mesela bu pratikler bile nasıl bir vatandaşlık yaratıyor? Nasıl yeni vatandaşlık dinamikleri yaratılıyor? Buradan da hani ayrı bir yazı yani daha bakılacak, incelenebilecek çok alanlar gerçekten var. Çok çok kıymetli bir soru. İBB'nin direniş, diğer direnişler farklı olarak Kanal İstanbul'a karşı yerel katılmasını çok iyi buluyorum. Yani yapması yani benim tezime bakarsak zaten kırılma noktaları bunlar. Buralarda karşı çıkmalıyız. Bunu söylerken biraz belki daha direniş hareketlerine getirdiğim bir eleştiride de yani öyle olmaya çalışmasak bile şehirciliğe karşı olmadan bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şehir, şehire ait olmak gerçekten çok dolu ve çok tarihsel bağlamı olan bir şey. Yani şehir daha büyümesin, daha küçülsün dediğiniz anda bile çok farklı sınıflarla aslında şehrin farklı sınıflara nasıl eşitsiz bir şekilde dağıtıldığını göz ardı etmiş oluyorsunuz. Buradan bir örnekle başlayayım. Sonra vatandaşlık kavramına ve yerelliğe, ulusallığa bağlayacağım. İşte biz bir tane köylerden birine gittiğimizde bir direniş gruplarıyla beraber ve çok özverili çalışıyorlar. Gerçekten Türkiye'de çevre aktivisti olmak çok zor bir şey. Çok hani hem zamanını hem enerjini hem motivasyonunu alan sürekli devam etmen gereken bir şey. Çok değerli işler yapıyorlar. Fakat benim bir kritiğimden bir tanesi mesela gittiğimiz zaman bazı arkadaşlar işte oh burası da ne güzel tezek kokuyor. Hani şehir değil hayat burada ve onların o bakışını da anlayabiliyorum. Fakat orada daha önce de konuştuğumuz için o insanlar kente ait hissetmediği için belki artık tezek kokusu istemiyor. Şimdi biz oraya gittiğimizde asıl burayı korumalıyız. Her yeri buralı yapmalıyız gibi bir davranışla gittiğimiz zaman hem şehrin nasıl eşitsiz bir şekilde dağıtıldığını, nasıl farklı sınıflar yarattığını görmezden geliyoruz. Hem de onlara ulaşamadığımızı düşünüyorum o bakış açısından bakmadığımız için. Bu bağlamda yani bir taktik olarak, fakat hani yani böyle bir şehirciliğe karşı olmaktansa farklı bir şehir hayal etmenin, şehir farklı olabilir, şehir böyle olmak zorunda değil, şehir böyle kirli, şehir böyle sömürgeci, şehir böyle bir yer olmak zorunda değil, buna daha çok vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda İstanbul İBB'nin ve yerel yönetim katılması kesinlikle zorunlu. Bir kere yani bu projeyi durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Yani bir İBB olarak, ben kişisel olarak orada çalışsam, bu projeye geçmeden ben buna bir şey demedim demek, ben ne yaptım? Hani iş olarak, işin nedir? Yani gerçekten buna ne elin taşın altına ne konabiliyorsa yapılması gerek. Kadar zarlı bir proje olduğu için. Ama öte yandan bu dediğimiz gibi sözleşmenin daha dağıldığını, ben en son dediğim gibi 2017'de saha çalışması yaptım. Sözleşmenin dağıldığını, insanların hayal kırıklığına uğradığını görebiliyordum. Ama daha tam bir kırılma yoktu. Bugünkü koşullarda, ekonomik krizde daha da bu kırılmanın arttığını düşünüyorum. O yüzden yani Kanal İstanbul, yani insanlar çok daha büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayken gerçekten Kanal İstanbul'un nasıl arazilerin başkalarına satıldığı, nasıl bir sınıf, yani Kanal İstanbul'un faydasının vatandaşa değil, belli kesimlere geleceğinin vurgulanmasının ve bunun üzerinden buna karşı çıkmanın doğru bir taktik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunu yaparken fakat yani Kanal İstanbul'a herhangi bir projeye karşı olduğum için içini doldurarak bu sebeplerden dolayı bunlar söyleniyor ama bunların hiçbiri olmayacak işte bu yüzden diye düşünüyorum. Aynı zamanda yerellik ve ulusallık dinamiğine baktığımız zaman da
Yani bu da başka bir vatandaşlık mümkün opsiyonunu yaratıyor bence. Yani bu aşırı milliyetçi, işte homojenize edilmiş Kürt karşıtı, Alevi karşıtı, yani bu milliyetçiliğe karşı şehirden hayır, biz böyle bir şehir tahayyül etmiyoruz, böyle bir ülke tahayyül etmiyoruz diyerek o vatandaşlığa da bir farklı bir yorum getirme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Tabii bunların hiçbiri tek başına olmaz. Sadece Kanal İstanbul'a karşı çıkmakla değil, diğer başka daha inclusive projelerle yani Kürt sorununda da daha cesur adımlar atılarak açıkçası bir yere varılabileceğini düşünüyorum. Daha manalı olabilmesi için. Fakat bilmiyorum. Yani ben gerçekten en sonlarda siz daha iyi bilirsiniz. Hani şu anda Kanal İstanbul'da da yapıyorsunuz. En son %56 destek, hani nasıl bir anketti bilmiyorum ama şaşırmıştım. Açıkçası gerçekten yani sanki çok daha düşük olması gerekiyormuş ya da düşükmüş gibi geliyor Kanal İstanbul'a destek. Ama bilmiyorum, bunun üstünden konuşabiliriz. Yani hala %6. Yok. En sonunda şöyle bir şey oldu sevgili Pelin. Devreye giriyorum. Daha kötüsü bu, hani vatandaşlık konusunda konuşuyorlar. Kanal İstanbul üzerine yapılan bir şeyde %31'i bunun bir Kanal İstanbul'un bir televizyon kanalı olduğunu düşünen şey düştü. Yani o eski şey düştü. Çünkü TMOB gibi yapılar, Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanının tavrı, o da büyük ihtimalle kendi politik alanında bir manevra yeteneği olarak düşünüyor bunu. Yani o eski, yani kitlelerle bu işin anlatımı yapıldıkça Kanal İstanbul'a yönelik destek azalıyor. Büyük ihtimalle o yüzden İyi Parti bir şey bence olmaması gerekiyor ama vatandaşlara soralım, bu İstanbul'a kanal yapılır mı? Referanduma şey gidelim artık, işte insanlara soralım sorusu yanlış bir soru tabii ki, ama yine de şeyin İstanbul'da vatandaşların hele hele bugünlerde İstanbul'a kanal muhabbetinin maliyeti bu kadar her şeyin çöküş sürecinde olduğu bir dönemde azaldı. Şey çok azaldı. Ama ne gibi manevra yetenekleriyle o kamuoyunun, yani olguyu değiştiremiyorlar artık. Kaynak da aktaramıyorlar ama algıyı değiştiriyorlar. Çünkü hegemonya çok, o da olmayınca İkizdere'de olduğu gibi işte şiddetle devreye giriyorlar. Tam da Gramsci'nin şey yaptı. Yani algı oluşturamayınca bu sefer olgu, yani olguyu değiştiremeyip algıyı değiştiremeyince o zaman şiddet devreye giriyor. O anlamda pardon kestim, kusura bakma, ama o şey azaldı. Son herhalde 10 gün önce falan yapıldı. Şey çok düşmüş durumda. Ama kötü olan şey şu, düşünebiliyor musunuz? Rakam hatırlamıyorum. %30 ya da ona yakın bir insan şey diyor, bu bir kanal, İstanbul bir televizyon kanalı olduğunu düşünüyor. Yani tabii ne kadar doğru bir araştırma onu bilmiyorum ama bunun olma ihtimali fazla, çünkü insanların gündemi, çalışma koşulları, demin Murat Hoca'nın söylediği gibi Gezi'den farklı olarak uzakta bir yerde bir mekan dönüştürümü var. O da çok çok önemli. Yani bir sahiplenilen bir mekan, orada birileri var tabii de. Orada da mesela bir belgeselde çok ilginç, yine sevgili Pelin, senin çalışmanı okurken o belgeseldeki vatandaşın söylediklerini düşündüm. Mesela şöyle bir çelişkili şey akıyor. Diyorlar ki tabii ki olsun. İlk vurgu. Orada bir fiil yaşayan insanların. İkinci şey şu. Olsun ama bundan biz ne malanalım? Gelip niye başkaları, yine her zamanki gibi iktidara yakın olan insanlar niye ne malansın? Yani vatandaş yine orada pragmatist, yani onu kabul edelim. Yani bana da gelecek yarayacaksa okey. Hani orada çok böyle halkın, o bölgedeki halkı çok politik bir mücadele olarak düşünmeyip, ama şey diyor işte, belki de bu yaşamanın şeyi, tamam çok iyi olacak ama kötü ne zaman kötü olur? Yine birileri gelip konacak, buralarda yaşayamayacağız, 30-40 yıllık yerlerimizde yaşayamayacağız diye iki şeyi birlikte yaşıyorlar. Tamam ama biz de ne malalım. Bu işte Ostrom'un yaptığı şey var ya, katılımcı şey gerekiyor, yani insan üzerinden geçti. Nobel ödülü alma nedeni oydu. Şey diyordu, uyarıyordu. Çok büyük sermaye gruplarına aktarıyorsunuz, toplumsal alanda gerilim yaratıyorsunuz. Hiç değilse yarattığınız karın bir kısmını da oradaki küçük küçük insanları, birimlere, şirketlere dağıtın. Türkiye'de tam tersi, onu yapmıyor tabii. AKP iktidarı inanılmaz bir şekilde eski yapıdan farklı olarak yaratılan
zenginliği, değeri çok az insana aktarıyor. O anlamda ilginç yani Murat'ın söylediği birlikte, pardon devreye girdim ama yani o %50 şeyi yok artık. Yok çok teşekkür ederim çünkü ben bakalım ya bir de anketler dediğiniz gibi ne kadar güvenilir olan bilemiyorsun. Bayağı şaşırmıştım. Bu iyi bir haber. Bir yandan da şey yani ya gerçekten evet hani ama bunun insanlar gerçekten bana bir faydası olacaksa olsun ama başkasına olmayacaksa olmasın o mantalde de ama bunun da ben politik bir mücadele olduğunu düşünüyorum. En azından ya bir sınıf mücadelesi yani gerçekten insanlar sonuçta bir bir toprak arsaya dönüştürülecekse bunun bedeli çok ağır. Bunun ekonomik olarak bir bedeli var. Bunun toplumsal olarak bir bedeli var. Çevresel olarak bir bedeli var. O zaman bunun faydaları sadece bir kısma gidiyorsa, diğer kısma gitmiyorsa bu gerçekten politik bir sorun. Ve hani eğer burada bütün toplum kim bedel ödüyor burada? Ve bu bedelin sonucunda gelen faydalar nasıl paylaştırılıyor? Bunlar tam vatandaşlık nedir? Politika nedir? Bunların konusu. Tartışabileceğimiz, tartışılması gereken konular. O yüzden hani bunu da yani olumlu buluyorum. En azından oradaki çünkü gerçekten ilerleyebilmenin en iyi şeyi sistem bunu böyle yapıyor. Bence yani bu şekilde idare etmeye çalışıyor ama bu şekilde çalışmayacak veya çalışmıyor. Çünkü şu sebepten dolayı. O zaman insanlara ulaşabildiğimizi düşünüyorum. Bir de diyecektim. Evet ve bu hani zaten yani şehir nasıl olmalı? Kanal İstanbul olmamalı mı? Olmamalı mı? Yani bunlar hep politik sorular. Daha çok katılımcı bir şekilde tartışılmalı. Hani tabii ki sadece tartışmak liberal bir şekilde değil ama onu da sadece ya ittirmememiz lazım diye düşünüyorum. En azından tartışmaya açabilmek bile bunu büyük bir başarı ve AKP'nin sözleşmesinin çözüldüğünü gösteriyor. Çünkü gerçekten hiç tartışılmayan, şöyle olsun böyle olsun denmeyen bir şeydi. Ben 2016'da yaparken özellikle o köy çevresindeki insanlardan, bunu aktivistlerden duyuyordum. Projeye karşıyım ama Erdoğan'ın projesi, o yüzden karşı değilim. Yani insanlar hani öyle olacaksa şöyle olsun bile değil. Yani bir bildiği vardır. AKP'liyiz o yüzden destekliyoruz modundaydı. Yani bugün bu rantın çok farklı bir şekilde dağıtıldığını görmek, bu çıkar şeyine buna karşı çıkmak bu da gerçekten sözleşmenin ve ya da Murat'ın dediği gibi hegemonyanın çözüldüğünü gösteriyor ve buradan ilerleyebileceğimiz çok şey var. Bu manada İBB'nin katkılarını manalı buluyorum. Kaçırılmaması gereken bir fırsat. Aynı zamanda ya İBB ilginç aslında düşündüm. Çünkü onlar da bayağı bilmiyorum Twitter'dan takip ettiğim ya da medyadan takip ettiğim sürece onlar da biraz bu AK Parti'nin söylemiyle yarışır gibi. Biz de çok şey yapıyoruz. Biz de çok hizmet yapıyoruz. 3 tane yaptık, 5 tane yaptık. Biraz öyle bir yarış var. O yarışın biraz daha niceliktense niteliğe çekilebilmesi gerektiğini düşünüyorum belediye tarafından. Yani söylemin değiştirilmesi tarafından. Bu noktada bazı söylemlerde belediye başkanı İmamoğlu benim mega projelerim yok, insan projelerim var gibi bir şey dedi. Yani bir yandan çok popülist bir şey olarak görülebilir ama bir yandan da bu mega proje fetişizmini kırmak için yani bunların yararları nedir, faydaları nedir bunu sorgulamak için güzel bir giriş olduğunu düşünüyorum. Yalnız bu konuda giderken yani ben belediyede olsam sadece işte şunu yaptık, bunu yaptık değil, aynı zamanda da nitelik olarak neler değiştiriyoruz? Onlara da daha vurgu yapmaya çalışırım. Çünkü ya sayılarla yarıştığımız zaman, sadece sayılarla yarıştığımız zaman aynı söylemi devam ettirmiş, biraz da büyüme fetişizminde de kalmış oluyoruz. Ama nitelik olarak nasıl bir farklı şehir yaratıyoruz ya da yaratmalıyız, bu konularda biraz daha vurgu yapardım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Murat hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ama belki buna ilişkin olarak yani Pelin hocamın söylediği yani bu mega projeler fetişizminin belki de geldiği bir yerde şu son derece ilginç. Yani geçen hafta Erdoğan'ın söylediği yani uluslararası sermayeyi davet ederken yatırım için söke söke alırlar meselesi de son derece ilginç. Bu Türkiye kapitalizminin
belki nasıl işlediğini, sermaye birikiminin nasıl işlediğini ve belki şu andaki hani durumunu da biraz dışarı vuran bir söylemdi. Buna dair de ne söylemek istersiniz? Buyurun. Ben öncelikle ben de İBB'nin Kanal İstanbul'a karşı duruşuna dair bir şeyler söylemek istiyorum. Pelin'in bıraktığı noktadan hegemonyanın çözülüşü bence son derece doğru bir teşhis. Yani hegemonyanın aslında 2019'da İstanbul seçimleri kaybettiğinde AKP bir hegemonya krizine girdi. Yani bu Gramsci üzerinden okursak yani hegemonya krizi de az çok şu demek, bir şeyin gitmekte olduğu yerine başka bir şeyin gelmekte olduğuna dair bir şey demek aslında hegemonya krizi. Yani hegemonya kendisini yeni bir alan bulacak ya da yeni bir şey gelecek onun yerine. Ki burada aslında zannedersem Stuart Eldon'dı, onun böyle bir tanımı vardı hegemonyanın yeni bir denge arayışından bahsederken ya da hegemonyanın kendisini krizden kurtarma arayışından bahsederken dikiş atma kavramını kullanır. Yani kapitalist hegemonya sürekli dikiş atar. Sürekli bir açık verir, bir yarası çıkar, yara verir, dikiş atar diyordu. Kanal İstanbul'un 2011'de biliyorsunuz bu Kanal İstanbul ilk duyuruldu. Uzun bir süre tartışıldı, sonra unutuldu, gitti, bir yere asla artık olmayacak dendi vesaire. Projeler ortaya çıktı, yok Katar'da tanıtıldı vesaire, bir sürü şey ortaya çıktıktan sonra 2019 seçimlerine giderken de biraz tartışıldı, olur mu olmaz mı vesaire. Sonra yine durdu ama tekrardan alevlenmesi aslında bu hegemonya krizini de gösteriyor. Yani aslında bu İstanbul'a dair bir hegemonya krizi yaşıyor ve bu hegemonyasını tekrardan ispatlamak için bunu tekrardan bir tartışmaya açıp ben bunu yapacağım şey yapıyor ki burada İBB'nin karşı olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu hegemonyasını kırdığı için bir şekilde İmamoğlu'nun seçilmesi. Bunun bir hegemonya krizi yaşandığı için de buradan bir pratik olarak yani bir tür mücadele alanı olarak buradan devam etmek istiyorlar. Çünkü şurada hegemonya krizi yaşıyorlar bir de. Benim büyüme modeli olarak anlatmaya çalıştığım da buydu ve İstanbul üzerinde yapılmış olan bu rant sistemi ve bu konutun kentsel yayılma ve yoğun bir şekilde konut inşaatı ve mega proje inşaatı aslında hegemonyanın bütün o kurulmuş olan hegemonyanın ana noktasıydı. Yani İstanbul'da yaratılan rant bu hegemonyayı besliyordu. O sayede başka şehirlerde de bu hegemonyayı devam ettirecek yatırımlar vesaire yapılabiliyordu ve o sayede Fuat Hoca'nın önceden bahsettiği Beşli Çete diye kurumsal iktisada yakın olarak tanımlanan aslında Beşli Çete diye bunlar Beşli. Sermaye grupları bu şekilde besleniyordu ve sermaye grupları üstünden belki de ileride son derece ciddi bir şekilde incelenecek olan bir saadet zinciri kuruluyordu. O yüzden bu İBB'nin karşı olması önemli. Bu hegemonya krizini kaşımaya devam etmesi açısından. Burada tabii bir de döneceğim Pelin'in bahsettiği noktalardan bir tanesinde. Burada politik ekolojiden de bahsetmemiz lazım. Yani bu Kanal İstanbul yapılacak ve benzeri birçok mega proje yapıldı ve yapılıyor vesaire. İstanbul'un kuzeyinde yeni şehirler kurulacak vesaire. Burada bir politik ekoloji de var. O da şu, İstanbul'un politik ekolojiyi tanımlarken yani şehri bir metabolizma olarak ele alıyoruz. Böyle metabolizma olarak ele aldığımızda biz o metabolizmayı içindeki bütün sirkülasyonları aslında birbirine bağımlı olarak görüyoruz. Yani bir metabolizma, işte insan vücudu bir metabolizmadır. Onu bir hap aldığımızda onun bir yan etkisi vardır. Metabolizmayı ne kadar dışarıdan bir şeye sokarsak ben onu bozmaya çalışırsak onun bir etkisi olacak ki bu da bu projelerin çevresel boyutunu bize gösteriyor. Yani çok ciddi bir çevresel sıkıntı var. Yani bir çevresel yıkımı üzerine kuruluyor bu bütün bir sermaye birikimi ve meşruiyetini kaybetme noktalarından bir tanesi de bu. Yani çevresel yıkımın üzerine kurulması.
O yüzden de mücadeleler aslında birçok yerde artıyor. İşte bu Karadeniz'de gördüğümüz HES mücadeleleri vesaire. Bunların hepsi aslında birbirleriyle bağlı. Bir tür politik ekolojiden bahsediyoruz burada. Bir de zannedersem şunu sormuştunuz. Yani bu birikimin soruyu tekrar alayım istiyorsanız ama unuttum ama birikimin etkisini. Evet, birikimdeki de krizi, yani Kanal İstanbul üzerinde bu dış finansman desteğinde ya da finansmanla ararken Cumhurbaşkanı'nın söylediği söke söke alırlar meselesinin geldiği yer belki de hani yani hegemonyanın kendi sermayesini kendi kaynak koruma yaratamıyor. Dışarıda kaynak bulmakta son derece güç bir durum yaşıyor. Evet, hegemonyanın kendi sermayesini koruma yöntemi olarak görebiliriz bunu. Dediğim gibi çünkü bütün bir hegemonyanın ana işleyiş noktası İstanbul üzerinden yaratılan rant. Yani o olmazsa o hegemonya işleyemiyor. Bir şekilde bir krize giriyor. O krize girdiğinde de kendi içlerinde de krize giriyor ki bunu son birkaç ayda da gördük nasıl kendi içlerinde belli krizler yaşandığını vesaire dışarıya bazı şeyler çok yansımasa da. O yüzden burada bakacağımız nokta bu krize girdiğinde hegemonya ki uzun bir süredir de dışarıdan daha önce de bahsettiğim gibi dışarıdan sermaye ya da yatırımı belli bir güvenceler vermeden yapamıyor. Şimdi bu güvenceler de burada Pelin'in vatandaşlık üzerine söyleyeceği şeyler çok önemli olacak. Yani burada vatandaşın çıkarı mı? Vatandaşın kendisinin iktisadi olarak daha iyi olması, daha refaha ermesi, yani kentlerin daha iyi bir noktaya gelmesi, ekolojinin korunması bunlar mı önemli? Vatandaşın çıkarı ve vatandaşlık hakkı olarak da bizim de belki de tartışmamız gereken şeyler. Çünkü toplum sözleşmesinde evet devlet yatırım yapması vesaire bunlar belli bir toplum sözleşmesi belli kesimler için yaratabiliyor. Ama bir yandan da hani vatandaşın daha iyi bir konum, daha iyi koşullarda yaşaması, çevrenin korunması, ekolojinin korunması vesaire bu tür şeyler var. Yani aslında vatandaşlık hakları mı savunuluyor yoksa bir sermayenin hakları mı savunuluyor? Buradaki çatışma aslında biraz daha çok ortaya çıktı bununla beraber. Zaten az çok bu biliniyordu, eleştirel kesimler tarafından bu anlaşılıyordu ama bununla beraber bu daha bir gün yüzüne çıktı. Bunu söyleyebilirim. Yani şu an için bunu söyleyebilirim. Bunlar için. Hasan arkadaşım herhalde sevgili Pelin, Murat hocamızın söylediklerine sen de Pelin hocam katkıda bulmuşsan belki şunu da ben tezinde gördüğüm için belki yanlış algılanmasın diye onu söyleyerek devam edelim. Tezinde güzel bir şey var. Bu aslında 2002 AKP sonrası olan bir süreç değil. Aslında ulus devletin inşa sürecini çok iyi veriyorsun demin Hasan söyledi. Tarihsel olarak bir ulus devlet inşa süreci kendisine ait bir mekan yaratma süreci. Yani mesela o zaman şeye baktığımızda ulus devlet ta başından itibaren zaten toprak demek işte. Yani belirli bir toprak üzerinde egemenlik hakkı devletin oluşuyor. O toprağı ulus devlet. Hasan'cığım sen bir ara koptun diye devreye girdin. Sakın yanlış anlama. Moderatörlüğünde gözüm yok ha sakın. ama yani tezde şeyi çok güzel dile getiriyorsun. Yani bu ulus devletin inşa süreci o günden bugüne üzerinde hareket ettiği egemenlik alanı olarak toprak üzerinde işte Ankara'yı bir başkent yapmadan başlayan ve daha sonra hiç üçüncü köprü, birinci köprü, ikinci köprü. O zaman şöyle bir şey söylenebilir hani yanlış anlaşılmasın çünkü tezinde o çok güzel var. Aslında ulus devletin inşa süreci toprak üzerindeki farklı egemenlik hallerinin farklı dönemlerde farklı biçimleri var. Yani işte diyelim ki gece kondulaşma da aslında bir izin veriyor mu vermiyor mu? Devlet arazi üzerinde o oluyor mu olmuyor mu? Çünkü orada mesela 1950'lerin sonunda göçlü arttığı dönemde her köşede bir milyoner olacak diyor iktidar. Ya da küçük Amerika olacağız diyor.
Fakat gelen o küçük Amerika olacak, küçük fabrikalardaki milyonerlerin fabrikalarında kim çalışacak ve bunların konut ihtiyacı ne olacak, o zaman politika üretilmiyor. Yani ilginç bir şekilde o zaman bakılan şey tabii kalkınma ideolojisi üzerinden bir sanayileşmenin gerekleri üzerine bütün yatırım, kalkınma planları onun üzerine kuruldu. Fakat gelen, kırdan kente gelen, tamam fabrikaya gitsin, peki nerede yaşayacak sorusu. Orası mesela aslında bir politika da yok orada. Çünkü öyle bir yatırım üzerinden bir dil kuruluyor ki. O zaman mesela şeye baktığımızda Ankara'dan başlayıp işte her siyasi iktidarın ulus devleti temsil etmenin her bir döneminde, belki bunu şey demek lazım, ulus devletin farklı iç mimarisinin geliştiği dönemde kendi egemen olduğu topraklar üzerinde sürekli bir inisiyatif, bir manevra yeteneği var. İşte o çok farklı işte apartmanlaşma, işte şey konutları yapma falan. Sonra gece kondulaşma aslında bir politikasızlığın ürünü. Politika endüstrileşme, yani orada mesela belki de hani burada çalışmanda birazcık o boyutu da katsaydı, vites her şeyi katamaz, mümkün değil. Ama mesela Lefebvre de yani endüstri diyor, endüstrileşmenin yarattığı kentteki varoluş. Şimdi şeye baktığımızda aslında endüstrileşmenin, yani Murat onu farklı anlamda kullanıyor ama şimdi anlaşabiliriz bence. Bu endüstrileşmenin belirli bir miktarda dünyaya açıldığında yatırım yapabileceği eşik açılınca, yani işte daha makine yoğun, sermaye yoğun, nitelikli emek gücü yoğun, yatırımlara ihtiyaç duyduğu bir dünyada onu yapamayınca yavaş yavaş sanki siyasi iktidarlar bunu bir seçim olarak yapıyor diye görülebilir. Bu Salaman diye bir Fransa'daki az gelişmişliğin iktisadi kuramı diye bir kitabı vardır erken dönem. Pierre Salaman'ın, o çok güzel anlatır. Esas der ki, hani bağımlılık okulundandır ama der ki esas problem şu: dünyaya açıldıkça bizim gibi geç kapitalist ülkeler, az gelişmiş ülkeler daha imalat temelli yatırımların eşik değer dediğimiz yatırım sermaye miktarı artıyor. Yatırım sermaye miktarı arttıkça Türkiye uluslararası dünyaya açıldıkça bireysel sermayeler, tam da Keynes'in söylediği anlamda, kendisinin uzun dönemli getirisiyle kısa dönemli getirisine bakıp siyasi iktidarla örtük bir şekilde, Murat'ın büyüme dediği şey, aslında bu sefer dünya kapitalistliğine entegre olma halindeki imalattan, görece artı değerden, katma değer yüksek alanlardan yatırım yapma yerine siyasi iktidar, iktidarda kalma stratejisi, survival stratejisi olarak bu sefer kentsel alanın çevresindeki toprakları kullanıyor. O anlamda bir öteleme mekanizması. Ama öteleme mekanizması bir şekilde aslında siyasi iktidarın kucağına düşmüş zorunluluk alanı, bir yani biz yani büyüme stratejisi değil de, çünkü yani Koçları, Sabancıları düşünelim. 80'lerden sonra ihracata yönelik sanayileşme, bir şekilde döviz kazanarak daha görece artı değer yaratma mekanizmasına girmek istiyorlardı. Ama ne imalat sektörü, bir kısmı yaptı, buna da haksızlık etmeyelim. Bu iki dünya ayrı gidiyor bence. Ama sanki bu öteleme şu: siyasi iktidarın kendi varlığını sürdürebilmesi için tam da toprağı harekete geçiriyor. Bu işte Pelin'in tezinde de söylediği gibi kamu özel işbirliği aslında bir finans tarzı. Harekete geçirmesi için de finansa ihtiyaç var. Hani kamu diyor ki ben altyapıyı, Kemal Derviş geldi dedi ya, ben sahayı hazırlayacağım, siz gol atın, ama sahayı hazırlamak için bu sefer bir toprak, iki finans, sonra da toprak ve finansı buluşması için de emek gücü ve belirli bir yatırım alanı gerekiyor. Akıllı kent mi yapacağız, Kanal İstanbul yapacağız, teknokent mi yapacağız gibi, konut alanı mı yapacağız, hepsini de oynuyor. O yüzden hani o şeye baktığımızda, uzattım yine ama tezden hareketle tezine haksızlık etmemek için şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında bir ulus devlet inşa süreci hep toprak ya da mekan üzerinde, Atatürk'ten diyelim, Türkiye Cumhuriyeti'nden başlayarak hep bir mekan üzerinde bir hegemonik oluş hali var. Bugün gelinen nokta o imalat. Bitti mesela. Şey diyordu bir sermaye grubu, Borusan'ın eski patronlarından birisi, diyordu ki
biz diyordu, makineleri inşa ettik. Bizden sonra gelen kuşak makinelerin dünya ölçeğinde hareket edebilir, hızlandırabilmesi gerekiyor. Hızlandıramayınca bu sefer doğal olarak sahip olunan diğer varlıklara, o yüzden hani asset economics, bugünlerde asset economics diye bir kavram çok gelişti. Ama arkasına geçmeden sanki varlık ekonomisi kendi başına bir şey, finansallaşma kendi başına bir şeymiş gibi düşünüyor. Oysa Lefebvre ya da Marx ya da bir, gerekiyor yok ikisine de. Aslında bütün işleyişin açmazları o anlamda sevgili Pelin ve Murat senin çalışmanda bu öteleme kavramı çok önemli. Öteleme ama niye öteliyor? Kanal İstanbul'da niye zorunlular bunlar sorusu çok önemli ama ben konuşurken şeyi kaçırıyorum. Şunu demek için konuşmaya almıştım. Hasan yokken araya girdim, o da şu. Yani sadece AKP dönemindeki siyasi iktidar mekan üzerinde bir hegemonik inşa sürecinde değil. Her zaman zaten Osmanlı İmparatorluğu bir mekan üzerine inşa edilmiştir. Yeniden dağıtıldı sistem. Her dönemde önemli olan devletin dönüşümüyle o ihtiyaçla maddi yeniden üretim ama onun bir temsil sistemi, algılanan şey onların iç içe geçtiği bir dünya ama Atatürk döneminde Menderes'in İstanbul'u mahvetme süreci var yani işte. Bakın o ilk fethetmeye çalışan, fethedilen bir İstanbul'u fetheden bir Menderes var. Fethedilen bir İstanbul'u Erbakan fethetmeye çalışıyor. Şimdi de Tayyip Erdoğan yeniden fethediyor. Ama bir zorunluluk ve açmazların ürünü gibi geliyor bana. Bir tarihsel süreç. Bunu demeye çalıştım. Hasan beni durdursana ne olur Allah aşkına, çok konuştum. Hadi çünkü arada yoktu, sen düştün o yüzden. Gidiyorum. Hayır hocam, aksine bu açıklamalarınız için gitmiştim ama hocam siz bunları söylerken ve Pelin Hoca'nın da tezini okurken hep aklıma aslında Çağlar Keyder'in İstanbul'u nasıl satmalıyız makalesi geldi bugün nedense. Yani bu bütün süreçleri düşünürken Pelin Hocam vaktimiz var ama isterseniz toparlayabiliriz de eklemek istediğiniz şeyler varsa lütfen buyurun. Ben bir son bir itirafta bulunayım Fuat Hoca'nın sözlerine. Ben ilk tezime başladım da ikinci sınıfta tarih bölümüm yoktu. Böyle AKP geldi bunları yaptı diye girdim. O zaman komitem dedi ki bu ne ya dedi. Bunun bir tarihsel süreci var dedi. Bu sadece burada olmadı, bakman lazım dedi. Yani gerçekten çok doğru bir şey. Onun üzerine o bölümü yazdım zaten. Çok da faydalı oldu. Her devletin bir arsa rejimi var. Her gelen yönetimin farklı bir arsa rejimi var. Tezi bitirdiğimde aklımda olan, bakmak istediğim başka projelerden biri de aslında hani Osmanlı'dan bu zamana daha arsa rejimi, arsa üretimi nasıl değişmiş? Daha detaylı, ilginç bir konu olarak bakmak isterdim. Dediğimiz gibi Cumhuriyet'in başına var ve dediğiniz gibi ilk zaten ilk hani şehir vaadi veren Menderes, yani onunla başlıyor. Gelin sizi şehirli yapacağım bütün bu açmayla beraber. Ve ilginç bir şey bu işte Demirel'le beraber gece kondulaşma, izin verilme, hani bazı literatürlerde bu şey olarak çalışılıyor. Metalaşma yoktu. Hani tabii ki bu bir politikasızlıktı ama aynı zamanda da şehir alanının metalaşmaması demekti bu gece kondulara izin vermek. AKP geldi birden metalaştırdı, bu toplumsal sözleşmeyi bozdu. Bir yandan doğru, bir yandan da teze bakarken sanırım Görüş dergisinde o zaman Erdoğan'ın belediye başkanı olmadan önceki bir mülakatını görmüştüm. Orada bu gece kondulaşma sistemi, yani bir yandan evet toprağı metalaştırmıyorsun ama bir yandan da gerçekten devletin eksikliği ve politika üretmemesi, tercih etmemesi ve Erdoğan orada şey diyordu, yani bu konutu devlet üretmeli vatandaş için. Bu devletin görevidir. Biz geldiğimiz zaman bizim birinci görevimiz bu olacak ve ondan sonra da zaten belediye başkanı döneminde Hilal Başakşehir konutları şeyini yapıyor. Yani bir yandan aslında AKP geldiği zaman o boşluğu çok iyi manipüle etti ve doldurdu. Bugüne kadar bu görev size yapılmamıştı. Ben devlet olarak artık buradayım. O yüzden de size izin vermiyorum. Yani hakikaten gerçekten o tarihsel süreçte baktığı zaman geçmiş rejimlere de AKP'nin nasıl hitap ettiğini görebiliyoruz. O bakımdan çok önemli. Çok teşekkür ederim ben herkese. Murat'a geldiği için konuğum olarak, Fuat Hoca'ya bunu organize ettiği için,
Gerçekten eminim başka bir sürü tez yazan arkadaşlar vardır. Yazarken çok zor oluyor. Yaz bittikten sonra çok tatlı oluyor. Çıkışı göremeyecek gibi olacaksınız. Doğru yoldasınız demektir. Gerçekten bir çıkışı oluyor her şeyin. Ve hakikaten bu söyleşileri çok faydalı buluyorum. Çünkü Fuat Hoca hani gerçekten daha önce de konuştuk, şu anda biraz akademiden başka alanlara kayma aşamasındayım. Hani benim için de tozlu bir hafta kalacaktı ama konuştuk, çok çok güzel oldu, çok memnun oldum. Hasan hocama çok teşekkür ederim güzel moderatörlüğü, tezimi okuduğu için. Yani insanların tezimi okuması, burada 3 kişi var karşımda, şahane bir şey. Bir kişi okusa kaydırdılar, 3 kişi aldım komitem dışında. O yüzden herkese çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok değerliydi. Biz saat yayından önce de konuştuk. Böyle 8'e kadar okudum. Böyle gerçekten zihnimde sorular vardı. Nasıl toparlayacağız? Ama sağ olun. Murat hocam buyurun lütfen. Sizin eklemek istediğiniz şeyler son olarak. Teşekkür ederim. Yani son derece güzel bir tartışma oldu. Tabii ki de Pelin'e teşekkür ederim. Bu kadar güzel bir tez yazdığı için. Ve bu anlamlı tartışmaları da bu tezin üzerine yapabildiğimiz için çok teşekkürler bu program için. Gerçekten önemli bir nokta. Özellikle de Pelin'in de bahsettiği, en son bahsettiği işte AKP'nin bir boşluğu nasıl manipüle ettiği, onun üzerinden ilerlediğine dair. Evet, yani böyle ilginç tarihsel bir süreç var. Ben de uzun bir süre ilgilendim ama ben daha çok şu sıra Kanada'nın kentleşmesiyle ilgileniyorum. Toronto'nun kentleşmesiyle ilgileniyorum. Toronto konut piyasası üzerine çalışıyorum daha çok şu anda. Ve Toronto'nun sebepleriyle ilgili. Ama yine de tekrardan bu İstanbul üzerine tartışmaya geri dönmek çok güzel oldu. Bence daha da raflarda kalmasın Pelin. Başka bir alana kaymaya çalışıyorsun ama yine de yayınlar yapmak lazım. Bu tez üzerine belki birkaç yayın çıkabilir, belki ortak bir şeyler yapılabilir. Onları da düşünmek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Fuat Hocam. Çok güzel yorumlar ve tartışmalar oldu ve Kanal İstanbul üstüne bir makale yazılacaksa belki düşünebilirim, güzel olabilir. Hı-hı. Ben sana yazayım o zaman sevgili Murat. Yazılar geldi. Yani çok senin de şeyi, metinlerini okuduğum için epey bir şeydi, bir nerede bu herhalde müzikler bir grupta yaptığın konuşma vardı, şey İstanbul'da yaptığın söyleşi, onu da dinledim birazcık. Ben böyle inek gibi okuyorum, dinliyorum falan ya, şey o öteleme mekanizması benim için anlamlı, hegemonya ve ötekilerin mekanizması. Yazışırız şey derleme için çünkü bayağı bir 22-23 yazarlı bir şey dönüştü. İşte herhalde Ağustos sonu Eylül'de çıkacak. Sevgili Pelin'e ne olur, hiç yani kendisini tanımıyordum. Tezini okuyunca çok mutlu oldum. Aman dedim, Pelin ne olur bize yaz. Sonra Cihan'la konuştum ama ben tanıyorum dedi. Çünkü şeyde Karadeniz'de şey, ben tanıyorum Pelin'i dedi. Yani şöyle bir şey, yani kendi adıma tabii üniversiteden bizi uzaklaştırdılar. Biz uzaklaşan insanlar için böyle yeniden kendimizi var etme koşulları bunlar birazcık da, ama keşke Kanal İstanbul, AKP iktidarına yani muhalif olmak birazcık emek harcamak demek. Emek harcamak da birazcık teorik dünyaya yeniden mesafe koyarak eleştirel bir gözle bakabilmek demek. Türkiye'nin sadece ihtiyacı olan hani bir şeylere karşı çıkmak değil, karşı çıkarken birazcık da bunun teorik temellerine, tarihsel şeyine bakmak. Mesela sadece Pelin'in çalışmasında işte isyankar vatandaşlığı bir kavram var mesela, çok güzel bir şey, yanlış hatırlıyor olabilirim ama vatandaşlığı bizim bildiğimiz liberal teorinin dışında tanımlamalar var. Biz mesela Türkiye'ye baktığımızda vatandaş devlet şeyini çok liberal bir şeyle görüyoruz. O yüzden Lefebvre'yi de çok mekanik görüyoruz. Ya bu çalışmalar, ben kendi adıma şey yani epeydir kafamda, hatta yani şunu söyleyebilirim, Pelin'in çalışmasından sonra toprak ve arsa üzerine yeniden düşündüm. Ya bunu yani yazımda mutlaka Pelin'in epeydir destek aldığım ya da işte slide'da da öyle. Ben donanmıyorum. Çok teşekkürler çünkü bu çalışmalar ne kadar hani 30 yıl üniversitede
olduğum için tez yazma sürecini biliyorum. Ne kadar zorlu olduğunu, ne kadar insanın hayatından, zamanından, sevgilisinden, içki sofralarından, arkadaş ortamından, yazdığından, denizden alıkoyduğunu bildiğim için öyle çok değerli şeyler. O yüzden çok çok teşekkürler Murat, sen de katıldığın için sevgili Murat Hocam. Çok teşekkürler. Hasan her zaman bir emekçi, her metni okuyor. Çok detaylı bir şekilde. Hasan Hocam çok teşekkürler. Ben çok teşekkürler. Son bir cümle söyleyebilir miyim? Şimdi geldi aklıma. Lefebvre'den çok fazla bahsettik. Lefebvre dair bir şey geldi aklıma. O Pelin'e de o yüzden teşekkür etmek istiyorum. Lefebvre'in Mekanın Üretimi kitabı okuduğum en zor kitaplardan bir tanesiydi. Yani çok zor bir kitap. Gerçekten yani çok ilginç bir felsefi kitap ve çok zor bir kitap. Tabii burada aslında biliyorsunuz emeğini her zaman söylememiz gerekenlerden bir tanesi. Adını şimdi unuttum ama Lefebvre'nin eşi. Lefebvre 80 daha fazla kitap yazmış bir tanesi ve aslında hepsini Lefebvre dikte ettiriyor, eşi yazıyor. Aslında o kadar, o yüzden o kadar çok yazabilmiş. Yani bu çok zor bir kitap, Mekanın Üretimi. Yani bu zor kitabı da bu kadar yalın ve iyi teorize edip anlattığın için de teşekkürler Pelin. Bunu söyleyeceğim en son olarak. Çok teşekkürler yayın için. Evet, ben bu konuda %100 katılıyorum. Çünkü şey gibi, yani Hasan, bu program bitmez abi. Bu böyle başlayacak bir yalan. Tamam, Eylül'e kadar devam edebiliriz. Nasıl olsa Murat Hoca'yı alırız herhalde. Seve seve. Gerçekten de Lefebvre'nin çok farklı versiyonları var. Ama Pelin'in, mesela ben Schmidt'in analizine çok yakınım. Daha çok Schmidt'in geliştirdiği şey. Kitabı falan çevirmedi. O yakın etki, uzak etki üzerinden. Bir de yani şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar, yani Lefebvre metnini çok, ya da Harvey de öyle. Bir defa Marx'ın Kapital 1-2-3'teki kavramsal mantığı ve iç bağlantıları çok iyi. Yani orada Harvey, ben işte Londra'da bitirme işte şeyde, postdokta bitirme şeyinde bir şeyler yazdığımda bir hoca, ya bu yazdıkların önemli bir kısmı eksik demişti. Çünkü Harvey Kapital'in üçünü çok iyi içselleştirmiş. Lefebvre deli bir adam. Kant'ı çok iyi biliyor ama mesela şeyi hala İngilizce'ye çevrilmemiş. Esas Mekan Üretimi kitabında Nietzsche ağırlıklı bir dünyası var. Onu biz yani Fransızca olduğu için bilmiyoruz. Devlet üzerine 3 ciltlik şeyi var. Sağ olsun Brenner'ler onların birkaç şeyini çevirdi, şey yaptı, İngilizce'ye çevirdi. 3 cilt yok ortada. Ama şöyle bir şey, biz Murat Şeyi 70-80'lerin başında Lefebvre, Lenin, Marx metinleriyle biliriz. Yani o hiç kente ait hiçbir şey yoktu. Yani aslında Türkiye'de Lefebvre diye bir şey düşündüm ben, çok bilmememe rağmen, ama bir Türkiye'de Lefebvre'nin algılanması, dönüşümü çok ilginç bir tarihsel serüveni var. Gezi sonrası çok, hani birkaç defa da şeye katıldım. Gezi sonrası şeyler oluyor. İşte parklarda birlikte şeyler, çok ayıp söyleyememişim, hatırlamam ama. Fakat sunuş yapan arkadaşlarla epey siz liberalsiniz diye ben, ama burada da o kamuoyunda da söylüyorum. Ya, böyle bir şey demez. Hani çok geniş bir dünya yani. Bir taraftan liberal dile yakın arkadaşlara Lefebvre savunuyoruz. Diğer taraftan da ya Harvey sen haksızlık yapıyorsun konusunda. Yani Lefebvre birazcık şey, tükenmesi zor birisi. İyi ki o Türkiye'ye girdi. Yani şu an herhalde son 4 toplantımız hep Lefebvre üzerine gidiyor. O iyi, sağlıklı. Ne çok konuşuyorum, tamam. Teşekkür selamlar, ederim. Çok teşekkür ederim. Bu arada Lefebvre'nin, yani devlet üzerinde en azından olan metin sanıyorum Sel Yayınları yayın programında var hocam. Yani ben de son bir şey söyleyeyim. Çok memnun oldum. Teşekkürler. İşte tezin savunmasına hazırlanıyorum. Tekrar Mekanın Üretilmesi kitabına baktım. Ya sonunda dedim bu kitabı anladım ama dedim yani koca tezden bir kitabı anladım. Ne oldu dedim yani. Gele sonunda bunu anladım. O yüzden yani ilgilenen insanlar olmasına çok sevindim. Çok teşekkürler sözleriniz için. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hepiniz çok yoğun bir katkı sundunuz. Belki Murat Hoca'nın söylediği o metabolizme benzetmesiyle bitirelim. Yani doğaya, hayata, yaşama dair düşünenleri, yazanları burada konuk etmeye devam etmek istiyoruz.
Allah affetsin bizi diyorum. Kandırılmayacağız. Çevreci de değiliz diyorum. Baştakini videoya göndermeyle. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi ki baştaki video dedin. Ben de ne oluyoruz demiştim ya. Çok sağ olun. Hoşça kalın.